İyi akşamlar, hoş geldiniz. Haber Türkiye, Türkiye'nin nabzına çok değerli konuklarımızla birlikte yerel seçime doğru tartışmalı başlıkları konuşacağız, tartışacağız. Biz aslında 31 Mart seçimlerine doğru, yerel seçime doğru neler olabileceğini birçok platformda konuşuyoruz ama aslında 1 Nisan sonrasının hesapları da şimdiden yapılıyor gibi. 31 Mart'tan sonra siyasette neler olur? Yeni parti değil, partilerin kurulma olasılığından bahsediliyor. Bunu değerli konuklarıma soracağım. Bu olasılık ne kadar güçlü? Hem AK Parti'den ayrılan eski AK Partililerin hem de işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrılanların işte DSP'ye geçebileceği iddiaları var. Birçok şey konuşuluyor. Hepsini konuşacağız. DSP'nin yerel seçimlerdeki rolü çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Önder Aksakal bugün verdiği röportajda sanki solun tek partisi CHP'ymiş gibi bir algı yaratıldı diye eleştirilerini sıralamış arkadaşım İpek Özbey'e. Dolayısıyla onu da değerli konuklarıma soracağım. Tabii biz her yerel seçime doğru bunları konuşurken bir de kararsız seçmen ve küskün seçmenler gerçeği var. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı bu seçmeni sandığa nasıl götürecek sorusu da sorulacak diğer sorulardan biri. Onlara da değerli konuklarımla konuşacağız. Bu akşam kimlerle beraberiz? 26. dönem AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, gazeteci yazar Şükrü Küçükşahin, Habertürk yazarı Nagihan Alçı bu akşam konuklarım. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler zaman ayırdığınız için. Bu arada bir ödülümüz var. Yeditepe Üniversitesi öğrencileri Türkiye'nin nabzını en iyi siyaset programı seçmişler. Çok teşekkür ediyorum Yeditepe Üniversitesi öğrencilerine. Kuşkusuz ben burada görünüyorum ama bir ekibimiz var. Bir ekiple birlikte bu programı hazırlıyoruz. Kürşat Oğuz, Esra Demirkıran, Gökhan Sönmez arkadaşlarım ve yönetmen arkadaşım Kadir Özlem'le beraber hazırlıyoruz. Onlar adına da bu ödülü kabul ediyorum ve çok teşekkür ediyorum. Hemen başlayalım. Evet, başlıyoruz. Şimdi aslında 31 Mart'a doğru ne olacak? İşte seçmen işte sandığa gidecek mi? CHP işte bu küskün seçmenleri yakalayabilecek mi? İşte sandığa gitmeyecek olan HDP seçmeninden bahsediliyor. HDP üzerinden bazı tartışmalar yapılıyor ama şimdi biraz en sondan başlayıp başa doğru gelelim Galip Bey, Sayın Ensarioğlu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı zaman zaman bazı yola beraber çıktığımız arkadaşlarımız maalesef onlara makam mevki verilirken her şey iyi güzeldi ama öyle bir gün geldi ki sen biraz dinlen, buraya başkasını koyalım dediğimizde bir bakıyorsunuz bizim trenden inip başkasının trenine biniyor şeklinde açıklamaları oluyor zaman zaman. En son 3 hafta öncesinde de buna benzer açıklamalarda bulunmuşlardı. 31 Mart seçimlerinden sonra AK Parti'den ayrılan bazı eski vekillerin yeni parti kurma olasılığından bahsediliyor. Sayın Ali Babacan'ın başında olduğu, Sayın Abdullah Gül'ün desteklediği, bir de Sayın Davutoğlu'nun hatta örgütlenmesini tamamladığı bir oluşumdan bahsediliyor. Ne dersiniz? Siz bunu olası görüyor musunuz? Yani eski AK Partililer Sayın Erdoğan'a rağmen bir parti kurabilirler mi? Ne dersiniz? Şimdi tabii bu tartışmalar siyasette hep var. Ama geçmişten bugüne kadar baktığınız zaman 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde evet, gerçekten geçmişte siyasette çok önemli isimler zaman zaman dışarıda kalmış, zaman zaman tekrar vekil seçilmiş, farklı bir şekilde değerlendirilmiş. Her defasında bu defa bu listede yok, artık bir daha AK Parti ile yollarını ayırır, dönemez gibi düşünülmüş. Ama her defasında farklı bir şekilde yine yolların kesiştiğini görüyoruz. Parti değiştirmek, başka partilerden aday olmak, aday olmadığı zaman partisinin aleyhinde propaganda yapmak, bu Türk siyasetinde alışkın olduğumuz şeylerden biri. Evet. Ama bunun en az görüldüğü parti yine AK Parti. CHP'de yani, daha mı fazla diyorsunuz? Hayır, ben CHP'yi kastetmedim. Yani Doğru Yol vardı, Anavatan vardı, Refah vardı, ki başka partiler vardı, MHP var. Yani MHP'den de farklı ayrılanlar var, farklı parti kuranlar var. Ama Türkiye'nin işte 17 yıldır en büyük gruba sahip partisi olduğu halde birçok defa çok önemli isimler dışarıda kaldığı halde genelde aday olmamışsa bile gidip partisine çalışır. Aday olmamışsa bile partisiyle birlikte
hizmet eder. Başka partilerde yer alan çok az isimler vardır. Abdülhatif Şener gibi yani bir iki tane parmakla sayabileceğimiz isim var. Ama tabii Abdullah Gül ve Sayın Davutoğlu'nun konumu biraz farklı. Bu hep tartışıldı. Onun dışında bir şey. İşte Abdullah Gül'ün bir takım kırgınlıklarının olduğu, olabileceği, Cumhurbaşkanlık sonrası parti genel başkanlığı için bir hevesinin olduğu söylendi. Davet edilmedi. Daha sonraki süreçte son Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın hatta HDP'nin de Saadet'in de diğer bütün partilerin ortak adayı olarak düşünüldüğü, konuşulduğu, hatta daha sonra kendisi de bunu teyit etti tabii. Evet. Ya bir yani, araya gelebilselerdi. Kendisi de dedi ki tümü bir araya gelebilseydi düşünürdüm dedi. Evet. Demek ki hani böyle bir niyetin de aslında olduğu, olabileceği şeklinde bir durum söz konusu. Tabi bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi iki aday etrafında olabilen bir hadise ama parti kurmak apayrı bir şey. Yani parti kurmak daha farklı bir şey. Parti kurma işte Davutoğlu'nun, Babacan'ın bir araya gelip parti kurabileceği veya Davutoğlu'nun... Sizin de kulağınıza bu iddialar geldi herhalde, geldi mi? Ya Sayın Davutoğlu işte ilim yayma cemiyetiyle çeşitli illerde buna benzer bir takım kitap tanıtımı ve konferanslar düzenliyor. Bu bir partiyi kurmanın ön hazırlığı mıdır değil midir? Henüz böyle bir niyet beyanında bulunduklarını duymadım. Ancak birkaç gündür sosyal medyada, çünkü seçimler yaklaştıkça partiler bir algı yaratmak, birbirini yıpratmak üzerine bir takım şeyler geliştirebiliyorlar. Peki, bunu sosyal medyadan yayabiliyorlar. Sayın Erdoğan gibi güçlü bir liderlik karşısında şansı olur mu bu partiye de partide? Ya bu kolay iş değil. Yani bunu geçmişte de gördük. Bir ufak tefek denemeler oldu ama bunun çok kolay olmadığını herkes biliyor. Yani bunun olabilmesi için çok büyük bir seçim yenilgisinden sonra olur mu, olmaz mı? Bunun olabilmesi için çok büyük bir seçim yenilgisinin, büyük bir hadisenin, çok büyük bir krizin olabilmesi gerekir ki hani bu niyet içinde olanlar bir araya gelip heveslensinler, toparlansınlar. Ama olur mu? Ama şu anda bir şey soracağım. 2023'te seçim, yani bu mahalli seçim. Hı hı. Neticede bu mahalli seçimin sonucu ne olursa olsun hiç kimse buradan bir yenilgi çıkaramayacak. Çünkü ittifaklarla girilen bir mahalli seçim. Hiçbir parti 81 vilayette ve bütün belde, ilçelerde seçime girmiyor. İzninizle. Dolayısıyla Sayın ittifakla girdiği olur. İçin hangi kimin oyu ne kadar, kim ne kadar aldı? Aslında %34 neyi ifade eder, 44 neyi ifade eder? Yani bunu da bilebilmeniz mümkün değil. İzninizle şunu sormaya çalışıyorum. Şimdi siz de az önce söylediniz. Yani eğer oylar çok düşerse, farklı bir atmosfer olursa ama bir siyasi oluşum ya da iddialı olacağını söyleyen bir siyasi parti ya da partiler diğer partinin işte %35'in altına düşmesi üzerine böyle bir strateji geliştirebilirler mi? Yani böyle bir strateji olur mu? Nasıl bir siyaset stratejisidir bu? Ya bu heves içinde olanlar muhakkak ki olur. Çünkü yani AK Parti'de dışarıda kalan çok önemli isimler var. Ama bu önemli isimlerin hiçbiri ihanet içinde olmadı. Yeni bir parti kuralım, AK Parti'ye zarar verelim. Hatta şu anda bile işte bu parti kurma çalışması olur mu olmaz mı meselesini bile seçim sonrası herkes değerlendiriyor. Yani seçimde bile hani bu parti kurma hevesinde olanlar bile eğer seçim öncesi kurup AK Parti'nin mahalli seçimde zarar görmesi üzerine veyahut da zarar görmesini sağlayacakları bir adım ve bir hamle aslında AK Parti'yi güçlü kılar, bu hamleyi yapanları zayıf düşürür. Hı. Yani bir kere AK Parti'nin önce kendi ilkelerinden, kendi konumundan, kendi pozisyonundan geriye düşmesi gerekir. İddialarından, ideallerinden geriye düşmesi gerekir ki peki, bunların ortaya çıkış sebebi olsun. Yine AK Parti tabanı üzerinden bunu yapmak isteyecekler. AK Parti'yi destekleyenler üzerinden bunu yapmak isteyecekler. Evet onlar yapamadı ama biz bu onların bıraktığı yerden götürürüz diyecekler. Ama AK Parti'ye zarar verecek. AK Parti'nin bugünkü konumuna zarar verecek. Liderine zarar verecek. Bir pozisyonda bugün adım atanın
Bence yani umut olamayacağı gibi doğmadan ölmüş olabilecek bir hareket olarak görüyorum. Peki Sayın Başarısı nasıl görüyorsunuz? Yani partiye de partiler kurulma olasılığı var mı 31 Mart'tan sonra? Şimdi bugün itibariyle tabii bir toplantı veya bir kurucuların oturup bir fikir beyan ettiğini ben de görmedim. Ama bunu duyuyoruz. Davutoğlu'nun, işte Ali Babacan'ın, Abdullah Gül'ün fırsat kolladığını, sürekli gizli toplantılar yaptığını, özellikle Cumhurbaşkanı'nın son dönemlerdeki eylemlerinden, söylemlerinden, davranışlarından ciddi rahatsızlık duyduğunu duyuyoruz bunu. Ama şuna katılıyorum, 31 Mart sonrası alınacak sonuçlar her şeye gebe. Şunu söyleyeyim Galip Bey'e, özellikle AK Parti'den böyle kendi rızasıyla istifa falan kolay kolay olmuyor. Yani bir Kasım'da Ahmet Davutoğlu %50 oy alabiliyor ama bir dakika diyor Cumhurbaşkanı, sen diyor artık genel başkan değilsin, ben Binali Yıldırım'ı getiriyorum diyor. Ama o partinin doğal lideri yani, Sayın Tayyip Erdoğan'dı ya da, yani %50. Ya da Ankara, İstanbul, Balıkesir birçok belediye başkanı seçimle gelmiş, ya bir dakika siz çok yoruldunuz diyor. Halk sizi seçti ama diyor siz bir istifa edin bakalım diyebiliyor. Yani AK Parti'de böyle bir demokrasi kültürü yok. O yüzden ciddi bir partide muhalefet veya tartışmanın olabilmesini ben beklemiyorum. Ama AK Parti'den bir şekilde küsenler, ayrılanlar, AK Parti dışındaki liberal siyasetçiler şu anda inanılmaz bir rahatsızlık duyuyor. Çünkü ciddi anlamda Cumhurbaşkanı bu seçimden önce meydanlarda. Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarına, söylemlerine baktığımız zaman ciddi bir Türkiye'yi ayrıştırdığını, böldüğünü, bir nefret söylemini kullandığını görüyoruz. Bu seçimde yerel seçim mi konuşuluyor? Adaylar mı konuşuluyor? Projeler mi konuşuluyor? AK Parti'nin 17 yıldır yaptıkları, yapmadıkları mı konuşuluyor? Hayır. Alakasız konuları konuşuyoruz. Beka sorununu konuşuyoruz. Yani bu ülkede 96 yıldır bir beka sorunu var. Bu coğrafyada yaşıyorsan evet bu ülkede bu sorun var. İşte Cumhurbaşkanı'nın tek adam demokrasiyi çok fazla içine sindirememesi, bazı olaylara çok sert tepkiler vermesi, partisi içinde de birçok demokrat gerçi aynı benzer eleştiriler şimdi CHP içinde yapılıyor biliyorsunuz. O bakın bizim bir kurultayımız var. En üst makam. Sonra parti meclisi geliyor. Sonra MHK geliyor. Tartışılıyor, konuşuluyor. Bir aday sizden de DSP'ye geçenler oldu evet. Diyorsunuz. Yani onu birazdan konuşacağız bakın, ama. Ayrıca konuşacağız. Onlar da her türlü itama. Yani DSP'ye geçebilir. Bunu ayrıca konuşacağız. Ama evet. Türkiye'de sağ cenahta bir parti ihtiyacı var mı? Bunu düşünen insanlar, gazeteciler, aydınlar sağ tarafta var mı sizce? Bak. Kesinlikle var. Vallahi solda daha fazla var olduğu yani konuşuluyor. Kesinlikle var. Solda. Partim geldiği zaman tabii ki partimi konuşuruz. Sağda neden ihtiyaç var peki yeni bir partiye? Çünkü bu sistem ne derseniz deyin. Bu sistem mimar Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı. Bu sistem 8 aydır bu sistemin yaptığı, verdiği sınavı gördüğümüz zaman bu sistem oturmuyor. Birçok sağ seçmen, bakın ben AK Parti'de tabii ki CHP'ye oy verecek bir kesimi görüyorum. Ama AK Parti'de CHP'ye vermeyecek ama sandığa gitmeyecek diye bir kesim var. Ciddi bir tepki var şu anda. Çünkü CHP'ye oy vermeyecek derken AK Parti'ye. Bakın CHP'ye oy verecek, AK Parti'ye oy vermiş geçmişte ama şu anda CHP'ye oy verecek bir seçmen var. CHP'ye vermeyecek ama AK Parti'ye de vermeyecek, sandığa gitmeyecek bir seçmenin olduğunu düşünüyorum. Görüyorum bunu, dinliyorum insanlarla ilgili. İnsanların ciddi sıkıntıları var, ekonomik sıkıntıları var. Ülkenin iyi yönetilmediğini, bu sistemin oturmadığını düşünüyorlar. Bu sistemi de getiren kişi AK Parti'nin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bunun tamamen arkasında. Şimdi bir ANAP, bir DYP, bir eski gittiği zaman daha ılımlı liderler vardı, daha uyumlu liderler vardı. Daha naif mesajlar verebiliyorlardı. İşte toplumu Güneydoğu'yu tamamen terör yuvası olarak göstermiyorlardı. Bu ülkenin beka sorunuyla ciddi bir mücadele veriyorlardı. Ama bunu bir dert veya bunu bir yükümlülük, yük olarak görmüyorlardı. Evet. Ama şimdi son olarak şunu söyleyeyim. Söyleyin. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kullandığı dil bu seçimlerde, meydanlarda doğru bir dil değil. Bundan sağ tarafta rahatsız, sol tarafta rahatsız, liberaller de rahatsız. Peki Nagihan Alçı, bir oluşum bekliyor musunuz yeni partide partiler?
eski AK Partililerin böyle bir oluşum içine gireceğini düşünüyor musunuz? Bu arada yani 31 Mart'tan sonra değil ama 2023'e doğru böyle bir oluşum içine girilebileceği de öyle iddialar da var, bilmiyorum ama. Yani açıkçası bir süredir yeni ortaya çıkan iddialar değil bunlar. Uzunca bir süredir başta Abdullah Gül'ün ismi çok zikrediliyor. Ondan sonra Sayın Davutoğlu'nun isminin de geçtiği bir takım parti iddiaları var. Özellikle son günlerde, son haftalarda bu iddialar sıklaştı. Bugün Cumhurbaşkanı yeniden trenden inenler, başka trene binenler diye bir gönderme yaptı. Yalnız çok enteresan bir şekilde bir de internet sitesi vardı ortada. Şimdi onu da anlatmak lazım. Yani bir internet sitesi kuruldu. Neydi o internet sitesi? YeniBirParti.org. Ve şimdi misyonumuz diyor, işte hedeflerimiz diyor, merkez sağdayız diyor, 4 Eylül 1'e çalışıyor. Ve hiçbir şekilde hiçbir isim yok, telefon numarası yok. Son derece büyük bir gizem katarak kendilerine birileri bir şey yapmaya çalışıyor. Şimdi açıkçası bir gazeteci olarak merak ettim ve araştırdım. Çünkü bir takım isimlerden bahsediliyor. İşte Davutoğlu, Abdullah Gül, işte Ali Babacan vesaire vesaire. Şimdi hiç kimse bu sitenin arkasında biz varız gibi bir şey söylemiyorlar. Yani çok ilginç bir durum. Burada benim kulağıma gelen hem yani AK Parti'den ayrılan bütün bu ismi geçenler, işte Sayın Davutoğlu cephesi, Sayın Gül cephesi hiçbir şekilde böyle oluşumlarla ilişkilendirilmekten mutlular ya da bunları üzerine alınma taraftarı değiller. Hayır, hiçbir şekilde biz bu işin içinde yokuz diyorlar. Ve benim kulağıma yine farklı yerlerden bugün bu site üzerinden yaptığım araştırmalarla gelen şöyle bir iddia da var bu çevrelerde. Birileri bizim ismimizi kullanarak seçimlere doğru ortalığı karıştırmaya mı çalışıyor? Yani o yüzden ilginç bir durum. Şimdi ortaya bir iddia atıyorsunuz. Kim olduğunuz belli değil. Ama bu ilk kez ortaya atılan bir iddia değil. Yani ama ilk defa böyle vücut buldu. Evet, yani bu kadar net bir şekilde, daha net bir şekilde konuşuluyor. Evet. Ve seçime bu kadar az zaman kala. Yani 31 Mart'a burada bir aydan biraz fazla bir zaman kaldı. 1,5 aydan az bir zaman. Peki hedefleri, amaçları ne olabilir bunu eğer dillendiriyorlarsa? Yani her şey olabilir. Yani siz o zaman net bir soru sorayım. Siz AK Parti içinden çıkan ayrılan eski vekillerin, işte daha doğrusu küskünlerin yeni bir parti kurma olasılığını güçlü görmüyor musunuz? Bakın ben şunu görüyorum, yani ben açıkçası sorular sorduğumda, insanlarla temas ettiğimde şu fotoğrafı görüyorum. Bir kere hem Sayın Gül'e hem Sayın Davutoğlu'na birçok kişi gidiyor, görüşüyorlar. Her gün benim bildiğim kadarıyla istişareye gidiliyor deniyor, fikir alışverişi. Bunların içinde yeni bir parti olsa ne olur falan diye konuşma yoktur demek bence hiç gerçekçi değil. Ama bu somut olarak oluyor mu? İşte bir takım illerde örgütleniyor deniyor. Yani ben bunu soruşturduğumda net bir cevaba ulaşamıyorum. Böyle bir şeyin olmadığı söyleniyor. Olmadı. Yani benim ulaştığım cevap hayır, böyle bir şey yok. Birçok kişi gidiyor geliyor her tarafta ama bu iddialar gerçekçi değil. Herhangi bir böyle bir somut hatta hedef. Hatta Sayın Davutoğlu'nun örgütlenmesini tamamladığı, işte diğer grubunda onu ikna etmek için işte çaba gösterdiği iddiaları birçok. Bakın bu hani olmayacak bir şeydir demiyorum. Ama bunu soruşturduğumda hayır böyle bir şey yok yanıtına ulaşıyorum. Yani dolayısıyla ben en azından kısa vadede böyle bir şey olacağına ihtimal vermiyorum. Ama elbette ki yani siyasetin dinamiklerine baktığımızda 31 Mart seçimlerinin sonucunun belirleyici olabileceğini de söylememiz gerekir. Yani belki de birileri bu isimler olabilir, olmayabilir. Sonuçları belirleyici olacak. Eğer yeni bir siyasi parti oluşumu varsa neden şimdi ortaya çıkmıyor? Neden? Bakın, 31 Mart'ta yani insan stratejisini onun üzerine kurar mı? Yani Sayın Erdoğan'ın kaybetmesi üzerine bir strateji olur mu? Ben bunun hiç doğru bir strateji olduğunu düşünmüyorum. Bunun cesur, kendi yeni bir şeyle ortaya çıkacak birileri varsa eğer o iddiayı birilerinin sonucuna bağlı olarak ortaya koymak için fırsat kollamasını açıkçası çok idealist bir tavır olarak görmüyorum. Evet. Ama durumu söylüyorum. Benim gördüğüm kadarıyla henüz böyle bir netleşmiş, işte belli bir zamana oturmuş, somutlaşmış bir şey yok. Ama bir hava olduğu söyleniyor. Yani ama dediğim gibi sorduğumda hayır böyle bir şey yok. Bunlar söylenti gibi cevaplar oluyor. Dolayısıyla yani her türlü hesabında yapılabildiği bir süreç tam seçim öncesi. O yüzden dikkatli olmakta, dikkatli izlemekte fayda var. Peki. Bir şunu ekleyeyim. Biraz önce sizin söylediğiniz AK Partili seçmen
belki bir kısmı CHP'ye gidebilir, bilmiyorum. Yani bence çok tartışmalı ama bir kısmı da sandığa gitmeyebilir, olabilir. Yani çok uzun zamandır 2002'den beri iktidarda olan bir parti, yorgunluk olabilir, iktidarla ilgili yani ne olursa olsun çok normal olarak iktidardan hesap sorulur. Ama gider CHP'ye oy vermez diyorsunuz. Hayır, yani küçük bir kesim verebilir. Ama bence Türkiye'de bütün partilerin düşünmesi gerekir. Başta CHP'nin, çünkü benim gördüğüm ve güvendiğim anketçilerle, araştırmacılarla konuştuğumda edindiğim izlenim, CHP'nin 31 Mart seçimlerine giderken en büyük sorunlarından birinin bu olduğu. Yani CHP'nin içindeki tartışmalar, istifalar, DSP'ye kayışlarla birlikte CHP seçmeninde ve ittifak nedeniyle kendi içinden olmayan adayların sayısının da artmasıyla birlikte bir memnuniyetsizlik oldu. Yani dolayısıyla bu AK Parti açısından değil, belki AK Parti açısından da bir problem olabilir ama daha fazla CHP seçmeni açısından, CHP seçmenine yönelik bir problem olarak görünüyor. Peki AK Parti tarafında nasıl siyasi hesaplar yapılıyor eski AK Partiler açısından Sayın Şükrü Küçükşahin? Ne görüyorsunuz siz? Bir yeni parti kurmak için Türkiye'nin mevcut koşulları içerisinde bir irade sahibi olmak yetmiyor. Öncelikle cesaretli olmak gerekiyor. Bir de bedel ödemeye hazır olmak gerekiyor. Özellikle bu, eğer AK Parti'den ayrılacak bazı isimler çerçevesinde konuşulacaksa ayrıca önem kazanıyor. Cesareti ve zamanlamayı iyi yapmanız gerekir. Ben şahsen biraz tanıdığımı düşünüyorum. Abdullah Gül'ü, Ahmet Davutoğlu'nu, Ali Babacan'ı ve bu konuşulan isimleri bir miktar tanıdığımı düşünüyorum. Bana sorarsanız parti kurma sürecini çoktan geçirdiler. Yani o cesaretleri olmadığı için önemli şanslar kaybettiler. Yani Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyordu. Bunu hepimiz biliyoruz. Bahçesine Cumhurbaşkanı sözcüsüyle Genelkurmay Başkanı helikopterle indiği gün çıkıp bir açıklama yapsaydı, hiçbir partinin desteğine de gereği yoktu. O cesareti gösterebilseydi Türkiye'de müthiş bir dalga yaratırdı. Ben aday olmak istiyorum ama benim önüm bu şekilde kesiliyor diye bir cesaret çıkışı yapabilseydi zaten bugünkü siyasi tablo da çok değişik olurdu. Daha önce de Abdullah Gül'ün önüne böyle fırsatlar gelmedi değil. Abdullah Gül'le ilgili samimi konuşalım. En fazla konuşulan konu, sıfat olarak tespit edilen konu, cesareti yeterli değildir. Bakın Sayın Ensarioğlu'nu iyi tanıdığımı düşünüyorum. AK Parti içindeki en hoşgörülü, en demokrat düşünceye sahip insanlardan birisidir. O bile konuşurken ihanet sözcüğüyle birlikte konuştu. Şimdi AK Parti'den ayrılacaksınız, bir parti kuracaksınız. Ve karşınızda Türkiye'nin en güçlü siyasetçisi sizi müthiş bir şekilde ihanetle suçlayacak. Korkunç bir medya gücüyle üstünüze gelecekler. Bu bedeli ödemeye hazır olmalısınız. Sizin kulağınıza geldi mi bu parti oluşumları peki? Yani şimdi bunlar konuşuluyor ama bakın burada bile cesaret eksikliği var. Evet ya, bizim böyle bir çalışmamız var diye ortaya çıkan yok. Onun için ben ciddiye almıyorum, bunu söyleyeyim. Hele yine Ahmet Davutoğlu ile Abdullah Gül'ün yan yana gelmesi açısından da ben ciddiye almıyorum. Zaten araları çok iyi değil. Aralarında problem benim bildiğim var. Aralarında problem tabii. Var. Ya iki İdeolojik ayrı olarak bahsediyor. Neredeyse ayrı bir noktadalar. Yani bırakın siyasi yelpazenin içinde konumlandıkları nokta. Yani Suriye konusunda Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu'nu hiçbir yerde yan yana koyamazsınız. Evet, farklı düşünüyorum. Türkiye'nin dış politikasında, Avrupa Birliği konusunda, ki Dışişleri Bakanlığı yapmış, kendisini siyasete kazandırdığı bir isimdir. Yok ama Ali aynı Babacan, çizgide buluşmaları zor diyorsunuz o yüzden. Zor ama Ali Babacan gerçekten doğru bir seçimdir. Eğer olacaksa Abdullah Gül'den de daha önemli bir seçimdir. Ama onun da böyle bir cesareti gösterebileceğini düşünmüyorum. Bu zamanlama ve de o ihanet suçlamasıyla karşılaşıp bunu yenecek bir cesareti ortaya koyma eksikliği çerçevesinde söylüyorum. O nedenle yoksa potansiyel yok mu? Bence var. Çünkü AK Parti'nin fabrika ayarları uzun yıllardır Türkiye'de konuşuluyor. Fabrika ayarlarından çıkıldığı yönde. AK Parti'nin halktan koptuğu, sadece tek karar sahibi olduğu. Eskiden AK Parti'nin bir ilçe örgütüne gittiğinizde bir konuda size ilçe başkanı söz verdiğinde onun gerçekleşebildiğini görüyordu insanlar. Şimdi ise herkesin tek bir kişiye ulaşması gerekiyor. Bu anlamda gerçi o kişi de Sayın Şükrü Küçükşahin zor bir dönem atlattı Sayın Erdoğan. Yani işte 15 Temmuz öncesi, sonrası işte. Hayır, o anlamda konuşmuyorum ben. Yani hayır, ben Sayın Erdoğan üzerinde söylüyorum. Ulaşma, yani sizin vatandaşın ulaşabileceği, sorununu anlatabileceği, derdini çözebileceği konu
böyle bir tek noktada toplandı. Diğer bütün kesimler bir anda görevinden alınabilecek, görevi değiştirilebilecek, sağlam olmayan, sözünü yerine getirip getiremeyeceği kuşkulu olan, çünkü bir şey söyleniyor, bir ara makam tarafından ertesi gün üst makam onu yok edebiliyor. Böyle olunca tabanla, yani halkla AK Parti arasında son dönemde yükselen bir kopukluk var. O nedenle aslında 31 Mart seçimlerinden sonra bunun konuşulması lazım. İlginç bir seçim yaşayacağız. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde çok tartışmalar yaşanıyor. Şimdi ama dediniz baktığımızda, orayı tamamlayın, sorumu söyleyeyim. Çok kısa bir şey. Baktığımızda AK Parti'nin özellikle büyük şehirler önemli. İstanbul, İzmir, Ankara, işte Sayın Adana, şuraya buraya. AK Parti'nin büyük kent adaylarına baktığınızda isteksiz adaylar. Yani Binali Yıldırım, ben inanamadım bir siyasetçi olarak, iki gün önce dedi değil mi? Tam dedi unumuzu elemiştik, eleğimizi asmıştık, İstanbul'a geldik. Nereden çıktı? Şimdi nereden çıktı diyor. Aslında biz de biliyoruz gerçekten nereden çıktı bu benim İstanbul büyükşehir adaylığım diyor. İzmir aynı şey, Ankara aynı şey, ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayları ise kendi tabanlarında ve halkla da diyalog kurabilen ilginç isimler. İstanbul'u izleyin, İstanbul'u şuradan izleyin. Geleceğiz zaten, İstanbul'a geleceğiz ama az önce dediniz ya siz, diyelim ki AK Parti tabanla artık, çünkü aslında halka ulaşabilen, dokunabilen işte bir siyasi parti olarak kendini tanımlıyor AK Parti ve o tabanda o uzaklaşma oldu AK Parti. Ama asıl problem aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin o tabana ve diğer tabana ne kadar dokunabildiği. Şimdi siz ne kadar dokunduğunu düşünüyorsunuz? Tam onu söylüyorum. Ben de size diyorum ki örneğin İstanbul'da AK Parti'nin güçlü olduğu ilçeleri izleyiniz diyorum. Nereden oradan çıkacak sonuçları da göreceksiniz. Biraz bir değişim var. Onu görmek gerek. Yani ben İstanbul'dayım birkaç aydır. Bu ilçelerin çoğunda dolaştım, gezdim. Tavsiye ederim yani bu ilçeler izlensin. Evet. İlginç bu anlamda, ilginç sonuçlar, ilginç veriler gelebilir. Evet. Dün Cumhurbaşkanı, önceki gündü galiba, Cumhurbaşkanı artık anketlere dikkate almıyorum. Nagihan Hanım söyledi ama Cumhurbaşkanı çok evet bir güven sorunu yaşıyor yani çok. Oysa tam birebir mealen işte bakın, çok güvenmediğini söyledi. Bakın siyasetini anketlerle belirleyen bir Cumhurbaşkanı eğer bugün anketlere itibar etmiyorum, doğru sözcük bu galiba evet, değil mi? Itibar anketlere etmiyor. İtibar etmiyorum demesi. Anketlerle ilgili bazı söylentilerin doğru olduğu noktasını da insanın aklına getiriyor. Peki ki bize de yani benim de öğrendiğim kadarıyla mesela İstanbul anketleri çok ilginç. Onlara ama şimdi tam veri elimize yoksa veremiyoruz onu. Yani anketin evet, şey künyesini de vermemiz gerekiyor. Peki şimdi AK Parti'yi eleştiriyorsunuz fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nden izninizle DSP'ye geçişler ben oldu. AK Parti'yi eleştiri yapmadım. Tespit yaptım. Hayır, tespit ya da eleştiri evet, yapabilirsiniz. Yani sonuçta Tabii yaparım da evet. Bunlar tespitti. Evet, tespit kabul diyelim. Ederler etmezler. O ayrı bir şey. Tamam. Ben AK Parti'sinden peki, tespit yaptım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden DSP'den Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan birçok kişi de DSP'ye geçti. Evet. Hatta az önce açılışta da söyledim. Önder Aksakal'ın verdiği röportajda sanki solun tek partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ymiş gibi bir algı yaratıldı ve DSP ile CHP ile ilgili söylediği eleştiriler var. CHP gerçekten solun tek partisi mi ve ana muhalefet görevini tam olarak yapabiliyor mu sizce? Bu eleştiri, CHP'ye bu yönde yapılacak eleştirilere hiçbir itirazım olmaz. Ama şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız Türkiye'de. Bir Cumhur İttifakı kuruldu Türkiye'de öncelikle. Aslında bu ittifak kurulmasaydı AK Parti bence bu seçimlere en avantajlı parti olarak girecekti. Ve benim iddiam tabii daha çok ilde bence başarı kazanacaktı. AK Parti MHP ile Cumhur İttifakı'nı kurunca karşıdakilerin de bir şey yapması gerekiyordu. Onlar da İYİ Parti ile bir ittifak kurdular ve ittifak arayışı oluştu. Büyük illerin tamamında neredeyse %50+1 oy alma ihtiyacı ortaya çıktı. Oysa bu ittifaklar oluşmasaydı ki AK Parti Cumhur İttifakı'nı gerçekleştirmeseydi bence Millet İttifakı gerçekleşmeyecekti. Benim yani sorum, Parti, sorum o değildi ama buna bir itiraz var. Orada da bir görüşme vardı aslında yani AK Parti bir taraftan bu ittifakları görüşürken karşı taraf da ittifakları görüşüyordu. Yani öyle bir eş zamanlıydı. Ben size söyleyeyim. Öyle bir atmosfer vardı ki AK Parti'nin bu şeyini dinle. Bu karşı tarafta ittifak gerçekleşmeyecekti. Neyse kabul edelim. Sonuçta oldu. Şükrü Bey, ben sorumu yanıtını birazdan alayım da. O iddiayı ne diyorsunuz? Yani Cumhur İttifakı'nı AK Parti yapmasaydı daha fazla tam cümleniz nasıldı? Tabii daha çok sayıda ili kazanabilirdi. Veriler ortada. Veriler zaten ortada diyor. Buna bir cevap vermek olabilir ister misiniz? Evet. Yani cevap olarak değil de tespit olarak söyleyeyim. Olabilir. Ama siz bir ilke etrafında ittifak etmişseniz ve bu ittifakın toplam başarısını kendi başarınız olarak görüyorsanız
burada sayısal anlamda 2-3 ilin belediye başkanlığı ittifak ettiğiniz tarafa vermiş olmanız, hatta jestler bile yapıldı, jestlerle başladı başta bunlar. Hani Adana'da son seçimde biz AK Parti MHP'den fazla oy aldı. Son Mersin'de de Adana'da. Mersin'de de son seçimde daha fazla oy aldı. Ama fazla değil. 2,5 katı kadar oy aldı. Evet. Yani ama yani bu sonuçlar liderlerin ellerinde yok muydu? Vardı. Böyle bir jest yapmak bakın, gerekirse önemli olan toplamda alınmış olan başarıdır. Hı hı. Yani burada eğer şahsi çıkarınızı düşünürseniz, yani bir ilke ve şey etrafında bir araya gelmeyip sadece kendi partinizin sayısal anlamda çıkaracağı belediye başkanı açısından düşünürseniz, hı hı, tabii ki AK Parti daha fazla alır. Şöyle bakın, yapalım. Hayır, bakın, bir ara vermem lazım ama söyleyeyim. Ama bakın, bu Cumhur İttifakı neden tabloyu değiştirecek? Cumhur İttifakı kurulunca ciddi bir şekilde karşı tarafa yönelik işte zillet ittifakı, ihanet ittifakı, terörist, bunlar teröristlerle yan yana söylemi gelişti. Size bir şey söyleyeyim mi? Bağlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o sözünü ettiğiniz dağınıklığı toplayacak olan tılsım burada gizli. Evet. Cumhurbaşkanı bu terör ittifakıdır, zillet ittifakıdır dediği sürece bir, Cumhuriyet Halk Partililer sandık başına gidecek. Yazıyorum. İki, HDP seçmeni çok kırılgan. Çok üzgün. Ben sahada karşılaşıyorum. Bunu kaldıramıyorlar. Yani biz 6-7 milyon insanız. Gerçekten beni tanıyanlar da geliyorlar. Ben şöyle bir aileye sahibim. Beni nasıl terörist olarak niteleyebilirler? İnanın çok duygusal tepkiler gösteriyor. Ben size bir şey söyleyeyim. Bunu HDP'ye oy vermiş seçmen için asla bu cümleler kullanılmadı ama. Kullanıyor. Hayır hayır hayır. Hayır, seçmen için değil. HDP'ye oy vermiş seçmen için hiçbir zaman terörist ifadesi kullanılmadı. HDP eşit PKK deniyor. Bakın çok HDP eşittir PKK deniyor. Şükrü Bey, bir sözü HDP eşittir PKK deniyor. Seçmen hiçbir zaman itham edilmediği gibi, hatta yani zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanı CHP'ye oy vermiş kardeşlerimin de oyuna talibim Galip diyebiliyor Bey, yani. Galip Bey, öyle bakın, seçmene AK Parti, hakaret etmek, AK itham Parti etmek. Adına hareket edenler. Hiçbir siyasetçinin adına, yapabileceği bir şey değil. Adına yazı yazan. Efendim, Cumhurbaşkanımız yapıyor ama. HDP eşittir yani PKK dendi. Anlamışsınız demek. Galip Bey, bakın başka bir şey de. HDP eşittir, HDP şey eşittir Sayın PKK Orhan deniyor ama HDP'li seçmen eşittir PKK falan denmiyor. Nagihan Hanım, seçmen öyle hayır algılıyor. Öyle bir algı HDP'ye oluşturuyor derseniz o tartışılabilir. Karar sizin, hayır karar sizin. HDP seçmeni bunu böyle algılıyor. Adam HDP'ye oy vermiş. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Yani ben şimdi o bölgede siyaset yapan biriyim. Her HDP'linin ikinci oy vereceği parti AK Parti'dir. Ben de size söyleyeyim. Her MHP'linin de ikinci oy vereceği parti AK Partili partidir. Bu ittifak Galip Bey, olmayınca Galip Bey, bile. Bu Cumhur İttifakı'nın oluşumu sonrası gelişen bu zillet söylemi, bakın zillet söylemi, teröristle yan yana koyma söylemi HDP seçmenini ciddi bir şekilde artık o sizin söylediğiniz tercihten uzaklaştırdı. Seçimde de göreceksiniz. Ayrıca başka bir şey daha oluyor aslında sahada. Bilmiyorum buna kadar görünüyor. Onu da alayım. Yani, gerçi sorumu yarı sıralamadım ama MHP konu başka bir yere geldi. De, MHP evet, seçmeni üzerinde de bunları bu şeyin yarattığı bir etki var. Bunlar bu seçimde partilere yönelik eleştiriler yüksek tutulsa da, evet AK Parti'ye kızan seçmen var sandığa gitmek istemeyen, CHP'ye kızan seçmen var sandığa gitmek istemeyen, ama aday bazlı olarak hareket edildiğinde özellikle büyük illerde ilginç bir tabloyla karşı karşıya kalacağız. İşte o da seçim sonuçlarını bize tartıştıracak. Ama ben yani sorunun tam yanıtını alamadım. O DSP meselesi ve CHP solun temsilcisi midir? Sorumun yanıtını alamadım. DSP'ye geçişler bir bölünmeye yol açar mı CHP oylarında, solun oylarında? Ara çok verelim. Güzel. Ara verelim, aranın onu ardından konuşalım. Peki, onu daha onu geniş konuşalım. Bir ara verdik, sonra beraberiz. Devam ediyoruz yayına. Sayın Şükrü Küçükşahin, DSP'nin yerel seçimlerde nasıl bir rol olacak? Ne dersiniz? Ne görüyorsunuz? Şimdi DSP tartışılan konu CHP'den oy alacağı biçiminde. Böleceği bir tek oy. Evet, İstanbul'da, Şişli'de AK Parti'den anketlere bakıldığında ciddi bir oy aldığı gibi bir sonuç var. Aslında o sonuçta CHP seçmeni açısından
kırılma yaratan bir sonuçtur. Ne oluyor? AK Parti'den niye DSP'nin Şişli adayına bu kadar oy gidiyor? CHP seçmeni açısından DSP ile ilgili hiçbir eleştiri yok aslında. DSP bir siyasi partidir. Onun yöneticileri de tabii ki en uygun adayları çıkarmak, en çok oy almak isterler. Ama CHP seçmeninin kırıldığı nokta, tekrar söylüyorum, bu seçim adaylar üzerinden gidiyor benim görüşüm. CHP seçmeni de DSP'ye giden CHP'li adaylara kırgın ve kızgın. O nedenle orada yeterince kopuş yaşanmayacak gibi geliyor. Yani DSP'ye kızgın değiller, DSP yönetimine kızgın değiller. Gidenlere mi kızgınlar? Gidenlere, şundan dolayı kızgınlar. Siz nasıl aday oldunuz? Ön seçimle mi? Hayır. Genel merkez ya da Kemal Kılıçdaroğlu sizi aday yaptı, alkışladınız. Biz işte Cumhuriyet Halk Partili'yiz dediniz. Sonra aynı karar merceği sizi aday göstermeyince ben küstüm, ben kızdım, olmaz böyle bir şey. Sizi Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yapmış bir parti. Siz bir yıl boyunca, aynen Şişli için söylüyorum. Siz bir yıl boyunca ben CHP'den adayım diye çalışacaksınız sahada. Sonra sizi Büyükşehir Belediyesi hangi anlayışla yaptılarsa, adayı yaptılarsa, burada da aday göstermiş. Üstelik ayrıca şey deniyor, sizi o ilçeye değil de şu ilçeye aday yapın. Hayır, ben onu da istemem diyor ve illa burayı isterim diye. Bir günde kırmızı tişörtü çıkartıyorsunuz, mavi tişörtü giyiyorsunuz, otobüsler maviye boyanıyor ve birdenbire Demokratik Halk Partili oluyor. Bunu Şişli özelinde mi söylüyorsunuz? Birçok yerde var. Hayır, genelde ama yani aday bazlı. Evet, bakın aday itirazlar bazlı. Aday bazlı. Söylemek istediğim o. Anladım. Yani bu diğer bütün illerde ve ilçelerde de CHP seçmeni üzerinde böyle bir etki yapıyor. Nagihan Alçı katılır mı? Böyle bir etki yaratır mı? Ne dersiniz? Şimdi son cümlesini alayım Şükrü Bey'in. Doğru, CHP'den giden itirazlar aday bazlı ama DSP'den gelen iddialar parti bazlı. Şimdi DSP yönetiminden... Ben de onu sormaya çalıştım ama bir aday bazlı gitti Şükrü Bey, ama lütfen evet, devam yani edin. Şimdi DSP yönetiminden son bir haftadır, 10 gündür yapılan açıklamalara baktığımızda her yapılan açıklamanın tonu daha da artırdığını, daha da sertleştiğini görüyoruz. Yardımcılarından, genel başkan yardımcıları çok sert bir açıklama yapmıştı size. Uğur Gürel'le konuşmuştum ben, genel başkan yardımcısı, geçen hafta DSP'den. O esas solun adresinin DSP olduğunu, kendilerinin bölen parti olarak itham edilmesinin hiçbir şekilde kabul edilebilir olmadığını, CHP'nin giderek daha fazla melezleştiğini, sağa kaydığını, işte yaptığı ittifakla birlikte kendi ruhunu kaybettiğini, çıkardığı adayların CHP tabanına hitap etmediğini söylüyordu. Genel başkan da onu söylüyor. Önder Aksakal da bugün söylüyor. Gördüğüm kadarıyla röportajında aynı şeyleri söylemiş ama Uğur Gürel bir adım ileri giderek CHP'nin kapatılması gerektiğini söylemişti. Yani yıllar önce Zülfü Livaneli'nin kapatılsın der dernek olsun önerisi gibi burada defa DSP Genel Başkan Yardımcısı CHP'nin bir şey olarak, dernek olarak, işte parti dışında herhangi bir oluşum olarak yoluna devam etmesi gerekiyor. Şimdi bunlar çok ciddi iddialar. Burada aslında ben genel olarak bir hani kendini sol olarak tanımlıyorsa, CHP'nin ne kadar sol olduğu kadim tartışma, ayrıca konuşulabilir ama sol olarak tanımlıyorsa Türkiye'de aşağı yukarı sağ sol dengesi zaten bellidir. Yani %60'a 40 denir, 65'e 35 denir. Zaten daha küçük bir kesim olan, kendini solda tanımlayan insanların kendilerini daha da küçülttüğünü düşünüyorum bu tip tartışmalarla. Şimdi DSP bir iddia ile çıkıyor ortaya. DSP'ye dinlediğinizde şunu görüyorsunuz, benim izlenimim o. Evet. CHP bizi tırnak içinde söyleyeyim, adam yerine koymadı diyorlar. Yani bizimle ittifak yapmak istemedi. Bize şimdi bir genel başkan getirmedi. Yardımcısının bu kapatılma sözlerinden sonra siz, yani şey, CHP tarafından gelen eleştirilere genel başkan diyor ki işte 2015 yılında Engin Altay'ın işte yaptığı görüşmede kapatın gelin şu partiyi artık sözünü atıfta bulunuyor. Kemal Bey'in Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında ben onlara söyledim partiyi kapatıp gelsinler şeklindeki çıkışlarını hatırlatıyor. Evet. Dolayısıyla aslında zaten karşılıklı temel olarak bir kapatma meselesi var ama... Yani temel olarak DSP, CHP bizi küçük görüyor, bizi hiçe sayıyor, bizi ciddi bir parti olarak görmüyor gibi bir serzenişi var. Ben bütün bu açıklamalardan bunu anlıyorum. Çünkü çok ilginç bir şekilde aslında bu tartışma 10 gün önce başladığında Sayın Kılıçdaroğlu 31 Mart seçimleri için DSP'ye de ittifak önerdiklerini ama DSP'den yeşil ışık yanmadığını söylemişti. Daha sonra DSP Genel Başkanı Önder Aksakal BBC Türkçe'ye yanlış hatırlamıyorsam bir röportaj verdi. Bu iddialar doğru değil, bize hiçbir şekilde bir öneri gelmedi dedi. Bunun üzerine ben soruşturduğumda CHP'ye de sordum. Yani bir
ittifak teklifiyle DSP'ye gittiniz mi diye. O zaman CHP'de genel merkeze yakın kaynakların bana verdiği yanıt, hayır biz daha önceki seçimlerde bir ittifak olabilir mi diye temasa gittiğimizde 2015 temaslarından bahsediliyor. Hı hı. O zaman DSP'nin son derece kendi oy oranıyla orantısız maksimalist talepleriyle karşılaştık. Dolayısıyla orada zaten ittifak kapısı kapanmış diyorlar. Ama şimdi burada hani bir doğruları arıyorsak eğer, iki tarafta farklı beyanlar var. DSP de diyor ki 31 Mart seçimleri için aslında bir ziyaret olmuştu. Ama DSP'nin içinden kırgınlık ifade edilince bize bir teklif gelmeden o görüşme nezaket ziyareti olarak sonlandı. Hı hı. Yani sonuçta baktığınızda DSP bir iddia ile ortaya çıkmak istiyor. Bu iddia 31 Mart seçimlerini etkiler mi? Benim gördüğüm kadarıyla etkilemez. Yani belki Şişli özelinde ya da Marmaris özelinde bir takım kopuşlar DSP'nin olabilir. DSP'nin arkasında işte Beştepe'nin olduğu iddiaları da var biliyorsunuz. Bu da CHP tarafından CHP çok dillendiriliyor. Yani bu komplo teorileri de Türkiye'de her kesimde en çok rağbet edilen bu tip senaryolar, teorilerdir. Bununla ilgili herhangi bir somut hiçbir şey yok. Yani ortada hiçbir şey yok. Ama açıklanamayan bir şekilde DSP'nin ortaya çıkması muhakkak arkasında AK Partili güçlerin olduğunu gösteriyor gibi ben açıkçası son derece soyut bir takım iddialarla karşılaşıyorum CHP'nin içinde. Eğer varsa bir şey biliyorsanız ben ulaşamadım. Çok DSP araştırdım, tarafından ulaşamadım. Gelen eleştirileri Sayın Başarı. Şimdi şunu söyleyeyim. Pardon siz başlamadan bir de bir şeyi düzelteyim. Biraz önce bana bir iki mesaj da gelmişti. Hı. Galip Bey demişti ki bu hani konuyla belki alakası ama İlim Yayma Cemiyeti dediniz Ahmet Davutoğlu'yla o yanlış. Tamam. Yanlış bir İlim Yayma Cemiyeti Tayyip Erdoğan'a çok bağlıdır, pardon, çok yakındır. Siz belki Bilim ve Sanat Vakfı'yla mı karıştırdınız? Evet, evet. Bilim ve onu Sanat Vakfı diyelim o zaman. Peki. Şimdi şunu söyleyeyim. Kurucumuz Sayın Mustafa Kemal Atatürk bunun kurduğu bir partiye dernek ol diyebilecek bir sol parti benim için yok hükmündedir. Bugüne kadar DSP vardı 3 yılda ben mi göremedim bilmiyorum. DSP'nin İstanbul'da çok kalibreli bir adayı olur. Ankara'da olur, Antalya'da olur. Bir de bizim yapmadıklarımızı serpiştirebilir, seçebilir anlarım. Hı hı. Ama bir parti tamamen Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday göstermediği ya da değiştirdiği belediye başkanları üzerine seçime giriyorsa bana göre burada bir sıkıntı var demektir. Şimdi Sayın Sarıgül, ben bu partiye 1992'de girdim. 25 yıl mücadele ettim. Gençlik Kolları Başkanlığından ve 42 yaşında milletvekili olabildim. Sayın Sarıgül 30 yaşında milletvekili oldu. Türkiye'nin en genç milletvekili. Şişli'yi 3 dönem yönetti. Büyükşehir adayımız oldu. Başka bir ilçe önerildi. Ya da bir dakika denildi. Başka bir arkadaşımız gelsin. Ama sadece orası değil ki. Avcılar bakın, var. Başka yerlerde Marmaris var. Için. Marmaris var. Bir parti her yerde tüm belediye başkanlığını aday gösterebilir mi? Onun da kendine göre o adayla ilgili bir karnesi vardır. Halkın beklentileri, halkın istekleri, halkın onunla ilgili görüşleri. Evet, sıkıntı vardı Marmaris'te. Biliyorum. Nasıl bir sıkıntı vardı? İstemiyordu. Halk ciddi tepkiliydi. Tepkiliydi. Bodrum'da tartışmalıydı. Tepkiler vardı. Her yaz dinliyorduk insanları. Bütün vardı. Tartışmaları bitirmek için evet, aslında bir ön yani seçim yapılamaz mıydı Sayın Başkan? Yapılabilir tabii ki. Ön seçim işte 2015'te yapıldı. Yerel seçimlerde yapmadık. Neden? Yerel seçimlerde anketlerin daha sağlıklı sonuçlar verdiğini düşünüyoruz. Ben bunu kesinlikle düşünüyorum. Peki siz aday bazı eleştirilere yanıt vermeye çalışıyorsunuz ama şimdi Nagihan Hanım da söyledi. Yani gelen eleştiriler DSP tarafından daha ideolojik. Diyor ki solun tek adresi CHP'ymiş gibi bir... Evet ona cevap vereceğim. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda nasıl bir ideolojisi var? Lütfen izah eder misiniz? Önce şunu söyleyeyim. Nasıl bizim yaklaşık 1 milyon üzerinde üyemiz var. DSP'nin kaç tane üyesi var? DSP ömrü hayatında kaç tane ön seçim yapmış? Ve ben DSP'yi tabii ki eleştirirken bin kez düşünürüm. Rahmetli Bülent Ecevit Genel Başkanı. Benim partimin genel başkanıydı. Ve şu an onun kemiklerini sızlatan bir genel başkan var. Hakkında ciddi iddialar, şaibeler var. İşte bu partiye yardım edildi. Bu kampanyanın yürütülmesi için ciddi saraydan destek verildi söyleniyor. Yapmayın. Olmaz. Yani bunun böyle bir bakın, bu söyleniyor. Şey ben kanıları açıkçası haksız olarak görüyorum. Söyleniyor diyorum zaten. Bu tamamen dedikodu yani. Ve şunu yani, söylemek istiyorum. Bu, nasıl iddialar var lütfen? Ya destekleniyor. Bir taraf, bir yapı tarafından destekleniyor. Neden birden önce Mustafa Sarıgül aday yapıldı, sonra diğer adaylar yapıldı. Şimdi CHP'ye saldırıda bulunuyor. Ya ne kadar ayıp. Sizin genel başkanınız, kurucu genel başkanınız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı.
Efsanevi genel başkanı. Ama onlar da diyorlar ki İYİ Parti'ye yakınlaşana kadar neden bizi içine almıyorsun ya da yakınlaşmıyoruz? Bir sefer şunu herkes bilsin. 1994'te sol bu hatayı yaptı. DSP, CHP, SHP seçime girdik. Bölündü. Bölündük ve işte bugünkü tablo ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanı, belediye başkanı seçildi. Belki rüya o zaman başladı. Ben asla ve asla DSP ile ilgili işte bu kısır tartışmalara girmek istemiyorum ama bizim seçmenin DSP'yi, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin gidip de işte ciddi anlamda oy vereceğini düşünmüyorum. %1 bulamaz. Küçük bir bulamaz, virgül. Kesinlikle bulamaz. Galip Bey'in bir noktada ilavesi var. Devam edersiniz ama. Hangi noktada itirazınız vardı Sayın Ensarlıoğlu? Ben birbirine yakın partilerin her zaman birbirine karşı daha sert olduğunu, yani tabii ki DSP ile CHP birbirini suçlarken aynı tabana hitap ettikleri için, aynı tabandan beklentileri olduğu için, fikirleri de birbirine yakın olduğu için herkes kendini asıl adres olarak gösterir ve birbirine saldırır. Çok özür dilerim. Saadet Partisi için bunu söyleyemeyiz. Neden? Nasıl söyleyemeyiz? Söyleyemeyiz çünkü şu andaki AK Parti'nin yapısıyla ciddi olarak ideolojik farklılıkları var ve Saadet Partisi AK Parti kurulduğundan beri seçimlere giriyor, bir mücadele veriyor. Ciddi anlamda bu ülkenin Cumhurbaşkanı da eleştiriyor. Saadet Partisi'nin tamamen AK Parti, yani AK Parti karşıtlığı üzerinden, düşmanlığı üzerinden veyahut da farklı bir takım duygusal sebeplerden dolayı varlığını sürdürdüğü kanaatindeyim. Yani orada Amerika'ya bakış açısı da farklı, dünyaya bakış açısı da farklı, dine bakış açısı da farklı. Saadet Partisi biz Saadet Parti CHP'den mi oy alır? Saadet Partisi MHP'den mi oy alır? Saadet Partisi eğer oy almak istiyorsa AK Parti tabanına hitap eder, oradan oy almak ister. 17 yıldır mücadele ediyor. Her seçime giriyor. Ciddi mitingler yapıyor. Yani sonuç, bir muhalefet sonuç, yapıyor. DSP son 6 ayda sonuç, görüyoruz. Sonuç ne olursa olsun. Tek bir milletvekili çıkaramadı Saadet Parti. Onurlu bir duruş sergiliyor. Tabii siz de hani AK Parti'yi acaba söylemleriyle yıpratır mı diye. Hayır bakın onların... söylendiğinde şunu söylemek istiyorum. Az önce söyleyecektim. Bu seçimde söylemler tabii ki çok önemli. Kesinlikle önemli. Cumhurbaşkanının da diğer liderlerin de bizlerin de. Biz burada 5 kişiyiz. İnsanların bizi sevmesine biz karar veremeyiz. Ama bizden nefret etmemesini engelleyebiliriz. Bugün Cumhurbaşkanı'nın kullandığı dili o yüzden az önce eleştirdim. DSP için de girebilir, hiç sıkıntı yok. Girsin. Girsin. Ama benim partim hakkında DSP Genel Başkanı dernek olsun derse ona bir cevabım olur benim. Olur diyemez. Peki onun şu şeyine Mahir Bey ne cevabınız olur? Şimdi DSP diyor ki Abdullah Gül gibi, Ekmelettin İhsanoğlu gibi sağcı adayları CHP'nin desteklemesi, çıkarlamasını biz kabul etmiyoruz. CHP'nin tabanının da önemli çok bir kısmı kabul etmiyor. Var bugün. Şimdi, biz diyor CHP'nin esas politikaları neyse biz esasen şimdi bunu sadece DSP olarak Nagihan Hanım, DSP üzerinden ben de CHP içinden de bu eleştirileri alıyorsunuz. Olabilir bakın, yani. Bakın ben Cumhuriyet Halk Partisi eleştirilmez demiyorum asla. Hı. Tabii ki Galip Bey sizler eleştireceksiniz. Ben cevap vereceğim. Ben DSP'nin... Ha bizim eleştirilerimiz önemli tarzını... değil. Bu DSP'nin eleştirisi. Diyor ki İstanbul'da, Ankara'da, Ankara'da bizden İki, olmayan bir aday. O zaman orada Sayın Başarı'yı şöyle sorayım. Sağdan gelen adaylar da... Nasıl? Evet, yavaş geçen yavaş çıkıyor. Ya bakın her neydi? Şeyin bir yavaş yavaş çıkışı var. Yani DSP ben şu aşamada bir oy olur demiyorum. O konuda yani, sizinle hemfikirim. %1'i bulamaz. Ama önemli. Ben o zaman şöyle sorayım. DSP üzerinden değil de sizin içerideki eleştiriler üzerinden sorayım. Sağdan gelen işte milletvekilleri onlarla bir partide bir uyum süreci oldu mu? Yani artık onlara tam anlamıyla CHP'li diyor musunuz siz? Sizin şahsi fikrinizle. Şimdi sağdan gelen benimsediniz mi siz mesela? Tabii ki şunu söyleyeyim. Benimsediklerinizi İlhan Kesici. Vallahi siz İlhan bayağı merhum Erbakancı'yı konuştunuz herhalde benimsediniz. Abdülhatif Şener. Yani bütçe konuşmasının bir bölümünü yapan bir milletvekili. Sayın Bekaroğlu? Bekaroğlu aynı şekilde. Ya bunu sopmasak 4'ü geçmiyor. Geçmiyor. 80 öncesi CHP'de yok muydu? 80 sonrası CHP'de yok. AK Parti'de yok muydu? Neden Ertuğrul Günay'ı milletvekili yaptı? Kimi? Olabiliyor. Ertuğrul Günay'ı neden bakan yaptı? Olabiliyor. Ama bundan bakın, bahsetmiyoruz. Bunlar, yani bunlar Cumhurbaşkanı olabiliyor. Adayı olarak önceki seçimde Ekmelettin İhsanoğlu'nu çıkarmış. Bir sonraki seçimde de Sayın Abdullah Gül'ü çıkarmak için ciddi bir gayret sarf etmiş. Onun da bir gerekçesi, saklı bir gerekçesi var. Hayır, olabilir. Çünkü sadece sol oylarla Cumhurbaşkanı seçemeyeceğini, iktidara gelemeyeceğini bildiği için
acaba sağdan oy alabilecek bir savcı evet. adayı gösterirse veya muhafazakar adayı gösterirse Ekmelettin İslamoğlu gibi veyahut da Sayın evet. Abdullah Gül gibi. Şunu söyleyeyim. Ben kazanabilir miyiz? Ben bunu eleştirmek için söylemiyorum. Tabii. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Şöyle son olarak olmasın da. Siz Şükrü Bey şey eklemek istiyorum ama. Aradan sonra eklersiniz. Öyle. Siz siyasette çok ciddi tutarlılık bekliyorsunuz. Yani ben bir şey beklemiyorum. DSP'nin iddialarını hatırlatıyorum. Fazla niyetlisiniz. Yani bu ülkede bir tek siz cumhurbaşkanı olamazsınız diyen bir siyasi liderin ondan sonra bir tek siz cumhurbaşkanı olabilirsiniz dediğini de gördük. Onun için Ekmelettin Bey ya da öbürleri... Bakın ben bunlara yanlış aday olarak çıkardı demiyorum yani. Ben yalnızca diyorum ki DSP diyor ki bu adayları çıkaran CHP, CHP çizgisini terk etmiştir. CHP tabanını memnun etmez. Dolayısıyla esas adres benim diyor. Ya bu da onun iddiası. Peki Ali Mahir Başarı'nın daha sözleri bitmedi. Galip Bey'e yanıt verecek. Sonra size birkaç sorum olacak. Keza size. Bir ara verdik sonra beraberiz. Devam edeceğiz. Evet, seçimlerde DSP faktörünü konuşuyoruz. Ali Mahir Başarır'ın bir şey daha var ilave etmek istediğim dediniz. Onu alayım sonra Galip Bey. Tabii son olarak şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'deki tüm adayları özenle seçilmiş adaylardır. DSP'nin hiçbir şekilde bu bizi etkileyebileceğini, olumsuzluk yaratabileceğini düşünmüyorum. Üç büyük şehre baktığınız zaman bulundukları büyük şehirde başarılı ilçe belediye başkanlığı yapmış, yerel, oranın insanları aday gösterilmiş. Türkiye'nin her yerinde. Tabii ki diğer dönem ben milletvekili olmayabilirim. Başka bir partiye mi geçeceğim? Hayır, burası benim partim, burası benim yuvam. Tabanımız da tamamen böyle değerlendiriyor. Bunlar kayıt altında yalnız. Kesinlikle. Doğru yani ama ben bu partinin içerisinde büyümüş birisiyim yani. Genç bir siyasetçi. Evet Mustafa Sarıgül de aynı şekilde bu partinin gençlik kollarından gelmiş milletvekili olmuş belediye başkanı olmuş artık bir yerde bırakmak gerekiyor. Sürekli ben olacağım, ben olacağım, ben olacağım, ben olacağım. Bu doğru değil. Biraz ama Sayın Kılıçdaroğlu da aynı şeyi söylüyor sürekli ben olacağım, ben olacağım, ben olacağım. Mutlaka yenildiği halde. Mutlaka o da bırakacak. Bakın ya, o da bırakacak mutlaka. Herkes bırakacak zamanı geldiği zaman. 31 Mart'tan sonra Allah göstermesin ben düşünmüyorum öyle bir şey. Bir başarısızlık olursa kurultay toplanır, bir karar verilir. Cumhuriyet Halk Partisi de kendini değerlendirecektir. AK Parti de 31 Mart'tan sonra eminim Cumhurbaşkanı eylemlerini, söylemlerini, bu konuşmalarını yani, değerlendirecektir. Peki. Sarıgül'ün de farklı iddialar var. Yani Sarıgül'ün de Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğunda aslında kazanma ihtimalinin çok az olduğu fakat oyları önemli ölçüde yükselteceği buna karşılık da bir takım anlaşmaların gizli görüşmelerin olduğunu iddia ediyor kendisi de. Belki bugün o verilen sözler yerine getirilmediği için küsüp o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne aday adayı olmazsın. Bitti. Onu sorun artık. Olup da oraya yani gitmeyeceksin. Onun da farklı gerekçeleri var. DSP'li... konuşmaların olduğunu biliyoruz. Son şunu söyleyeyim. Evet. Bak gidip DSP'den aday olan hiçbir değere benim sözüm yok. CHP'ye başvur. Olmayınca oraya git. Hayır. Böyle bir şey yok. Demokratik ama Mustafa Sarıgül'ün neden kişiden aday yapılmadığını CHP'nin açıklayamadığını düşünüyorum. Ya da açıklamadığını. Yani Mustafa Sarıgül Şişli'yle özdeşleşmiş bir isim. Şimdi CHP o ismi neden başka bir metal yorgunluğu diyelim hani AK Parti'nin çok göstermesi şey var ya. Evet. O bakın, zaman başka bir ilçeyi önermesin İstanbul yani. İstanbul için gösterdiğiniz bir ismi. Peki, burada benim burada bir iddiam var diyor göstermiyorsunuz. Ya ben altını doldurabilirdi. Neden Sarıgül'ü göstermedi? Peki Galip Bey bu tartışmalara nasıl bakıyor? Ya DSP üzerinden yürüyen tartışmaları. Siz CHP'nin oylarını böleceği düşünüyor musunuz? Ya ben hani önemli bir oy alacağı kanatında değilim ama Sarıgül ne derseniz deyin Şişli'de iddia sahibi bir siyasetçidir. Önemli ölçüde oy alacağı ve bu yarışın içinde olacağı kanaatindeyim ben Sarıgül'ün. Yine Celal Doğan gibi CHP'den iki dönem zannedersem belediye başkanı evet. 94-99 iki dönem CHP'den Büyükşehir Belediye Başkanı olmuş bir kişinin DSP'den aday olmasının DSP'nin oylarını yükselteceği kanaatindeyim. Yine Sayın Kocadon'un adaylığı gibi bir takım yerlerde oy alabileceği ama yekünde ciddi bir oy alacak kanaatinde değil. Galip Bey bunlar bu ayrılışlar yani bu kişisel ikballe mi oldu tabii, yoksa tabii, başka bir
Yoksa yani CHP'deki bazı rahatsızlıklar hayır, mı adayları itti oraya? Yani kişisel ikbal meselesi de var. Celal Doğan'ınki çok daha özel bir adaylık meselesi. Yani orada farklı partilerin de onu ittifak ile desteklemesi söz konusu. Örneğin HDP'nin adayı çıkarmaması meselesi var. Ancak ben CHP içinde aynı şeyi söyleyeceğim. Bu seçimde önemli ölçüde oy kaybederse ancak DSP seçimden sonra varlık mücadelesi verebilir. Ama bugün aynı tabana hitap ettikleri için bugün ben DSP'nin ciddi bir oy alacağı kanaatinde değilim. Peki Cumhuriyet Halk Partisi seçim sonuçlarına göre size göre 1 Nisan'dan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni ne bekliyor sizce? Gördünüz. Yani çünkü içeride de CHP içinde de Cumhuriyet Halk Partisi zaten mevcut durumunu korusa bile başarısızdır. Çünkü yani neden? Siz 18 yıl boyunca muhalefet edeceksiniz. Sürekli iktidarı suçlayacaksınız. İktidara karşı alternatif olarak görüneceksiniz ve bir türlü %25'i, 26'yı, 27'yi geçemeyeceksiniz. Bunun kendisi zaten bir başarısızlıktır. O yüzden az önce Sayın Ali Bey şeyi söyledi. Hani halk artık AK Parti'nin ülkeyi iyi yönetmediği kanaatinde dedi. Peki nasıl oluyor da her defasında iyi yönetmediği kanaatinde olduğu bir siyasi partiyi birinci parti yapıyor, %50'ye yakın oy veriyor. Mahalli seçimde de, genel seçimde de, cumhurbaşkanlığı seçiminde de veyahut da desteklediği anayasal sorayım. Değişikliklerde de her defasında... Galip Bey, bu AK Parti'nin başarısı mı, muhalefetin başarısızlığı mı aslında? İkisi de var. İkisi de mi var? İkisi de var. Peki. Buna kısa bir cevap vereyim. Şimdi aynı şekil Sayın Ali Bey'in AK Parti hiçbir şey demokrasi kültürü yok AK Parti'de dedi. Şimdi aslında biz CHP için demokrasi kültürünün nasıl olmadığını birçok örnekle sıralayabiliriz. Nasıl ama yok? Bunu mesela sadece AK Parti'deki belediye başkanlarının istifası veyahut da aday gösterilmeyenlerin tavrıyla siz istifa sürecini doğru buldunuz mu merak ediyorum. Benim yani bu AK Parti bugüne kadar alışa geldiğimiz siyasal tercihler, anlayışlar ve tavırların ötesinde Türk siyasetini ezberini bozan birçok şeyi yapmıştır. Ona katılıyorum. Birçok şeyi yapmıştır. Şimdi siz bunu hani demokrasi kültürü yok şeklinde algılıyorsunuz ama biz de bunu bir dava partisi olarak görüyoruz. Bir dava partisinde şahsi ikbal ve istikbal arayanların partisi değil. Seni aday yapmadım. Ben küstüm, başka bir partiye gittim, parti kurdum. Bu AK Parti'de olan bir şey değil. Çünkü hiçbir siyasi partide ben bunu görmedim ve rastlamadım. Bizim genişletilmiş divan toplantılarımız olur. Gideriz, AK Parti kurulduğundan bugüne kadar. Diyarbakır'da kaç tane il başkanı var? Olmuştur, 8 tane. 8'i de orada hazır bulunur. Eski milletvekillerinin tamamı, bakarsınız hepsi oradadır. Bir seçim olur, diyorsunuz, bir şey AK olur. Parti'de küskün olmaz mı hiç? Ya muhakkak insan küsmez mi? İnsan alınmaz mı? İnsan bu tür şeyler yani insan olan her şey için geçerlidir. Ama bir partinin kuruluş amacında şahsi ikbal ve istikbal arayışını hedefe koymamışsa, dava anlayışını hedefine koymuşsa, bu dava etrafında toplanan insanların kırılsa da küsse de kendi küskünlüklerini ön plana çıkarmadan bu dava etrafında toparlanıp yeniden bu yolda yürümesi bir tek AK Parti için bugüne kadar siyasi partiler için de AK Parti için mevcut olan bir şey. Onun için bunu hani bir demokrasi kültürünün yokluğu çok kısa bir cevap vermek istiyorum eğer bir... Tamam peki. Hayır buyurun söyleyin. Şimdi sayın vekilim şunu söyleyeyim. Bakın Türkiye çok farklı noktalarda seçime gitti. Her seçimin bir hikayesi vardı ama seçim dışında bir hikayesi vardı. Son bir haftada yaşanan iki olayla ilgili çok kısa örnek vermek istiyorum. Eskişehir'de Sayın Genel Başkan bir hanımefendinin çöp kutusundaki resmini paylaştı. Dünya yıkıldı. Sayın Genel Başkan orada o kızın yüzünü göstermedi. Ama AK Parti ilçe başkanı, Eskişehir'deki bir ilçenin ilçe başkanı aldı, deşifre etti.
Bir olay daha söylemek istiyorum. Bunlar bakın, çok spesifik şeyler. Bakın, şimdi bir şey daha, özellikle ama bir şey daha söylemek istiyorum. Yanlış yapan ilçe başkanlarımızı, bakın, il başkanlarımızı, bakın, bu tür hata yapanları defalarca AK Parti görevden almış. Ama konuşuyor. Ali Maye Bey, o kadın hanımefendi de konuştu ve benim 4 katlı evim var. Ben çok zenginim. Hayvanlara topluyordum der. Gidersin bir peşi olan o kadar zenginsen alırsın. Olmadığını söyledi. İki, ya öyle bir sürü resim var. Bakın. Bunu ben gündeme getirdim. 4 gün konuşuldu bu ülkede. AK Parti Çamlıya ile Mersin ilçe başkanı çıktı, bir konuşma yaptı. Türkiye'de seçimler nasıl gidiyor bakın. Evet dedi, burada bir beka sorunu var dedi. Ya teröristlere oy vereceksiniz dedi. Bizim belediye başkanımıza da hırsız diyorlar dedi. Ya da bizim hırsız oy vereceksiniz ilçe dedi. İlçe başkanları üzerinden bakın, tartışamayız. Bakın bu ilçe başkanı bugün, saçma sapan bir bugün konuşma konuyu nereye getireceğim? İzin verirseniz konuyu bir noktaya getirmek istiyorum. Evet. Bu ilçe başkanı görevde. Ama bu ülkede bunu konuşamıyorsun. Bu ülkede bunu konuşamıyorsun. Tacize uğrayan bir kadın bu ülkenin İçişleri Bakanı kadar bakanı tarafından terörist ilan ediliyor. Yani medyayı arkana almışsın. Medyayı arkana almışsın. Devletin tüm imkanlarını, bütçesini kullanıyorsun. Bir seçimde örtülü ödenekten 2 milyar TL kullanıyorsun. Nereden biliyorsun? Bu sene 1 milyar 800 milyon TL kullanılmış. Asla böyle bir şey kullanılmış. Yok. Asla böyle ya bir bakın, şey yok. Bir kere lütfen, örtülü ödeneği. Siz sayısal raporunu incelemiyor musunuz? Bakın örtülü ödeneği. İncelemiyor örtülü, musunuz? Lütfen siz de inceleyemezsiniz. Örtülü ödeneğin nereye kullanıldığını bilebilme şansınız bile yok. Nereye kullanıldığını söylemiyorum. Toplam rakamı söylüyorum. Bakın. Toplam rakamı seçimlere mi kullanıldı? Örtülü yani ödeneği nereye hangi kullanıldı? Operasyonlarına, hangi şeyine bakın, kullanıldığını bunlar konuşulmuyor. Biz ne kadar bakın bu ülkede şimdiye kadar bir seçime bir örtülü ödenekten ne kadar kullanıldı Ali Bey. Belli. O başka Ali Bey. Da nereye kullanıldı? Nereye kullanıldığını biliyor musunuz? Ali Bey. Biliyor musunuz? Şimdi ben daha vahim şey değil ben mi bu? Ben bunu, daha vahim bir durum bu Ali Bey. Arka arkaya sıralamanız özür dilerim Galip Bey ama yanlış buluyorum yani. Şimdi bir ilçe başkanı dediniz, ne dediği tam anlaşılmadı. Niye görev dediniz? Bakın, üzerine örtülü ödedi. Bakın ya ha, ne demeye çalıştığım şu. DSB ile ilgili böyle iddialar verdiniz. Yani çok güzel. Bunlar kafa konuyu karıştı, şuraya çok getiriyorum. Tamam. Hayır. Bakın, bakın burada DSP'yi konuşabiliyoruz, CHP'yi konuşabiliyoruz. Size göre AK Parti ama AK Parti ile ilgili bu ülkede çok temel hatalar, yanlışlar konuşulmuyor. Bugün konuşuyorsunuz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı çıktı. Sezai Temelli'nin işte hiç de katılmıyorum bu cümlelerine. Hı. Ne dedi? Kürtlerin yaşadığı yer Kürdistan'dır dedi. Haindir dedi. Bir sürü laf söyledi. Sayın Milletvekilim 2013'te Cüneyt Özdemir'in programında aynı cümleleri kullanmışsınız. Konudan konuya geçtik ama bakın bir şey söylemek istiyorum. Bunlar bu ülkede konuşulmuyor. CHP mi DSP mi bunlar konuşuluyor. Bugün bu seçimde bunları konuşalım. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama örtülü AK Parti'yi konuşamıyoruz ki. Gizli istihbarat ama Atatürk de aynı kelimeyi kullanmış. Dikkatinizi çekerim. Nasıl? Atatürk de aynı kelimeyi kullanmış. Hangi kelimeyi kullanmış? Yani ne Kürtlerin demiş? Yaşadığı coğrafyaya, Kürdistan sakın, lafını sakın sizi eleştirmiyorum. Sakın eleştirmiyorum sizi. Yok. Burada yani hayır, ben katılmamakla beraber diyorum bu cümleye. Siz Cumhurbaşkanı'nın bakın, söylediğini Atatürk söylüyorum. Atatürk'ün söylediği cümleye katılmazsanız orada CHP'nin ilkelerine ters düşer. Bu arada programın yarım saatini de AK Parti'ye ayırdık. Eleştirerek başladık aslında. Ben ama şunu bir söyleyeyim. Bir de Sezai Temel'in Abdullah Öcalan övgüsü vardı orada. Oradaki bakın, mesele oydu. Açın bakın o konuşmaya. Evet, bakın. Konular gelmiş. Konu çok dağıldı. Ama üç örnek vererek şunu söylemeye çalışıyorum. Bu ülkede konuşulması gereken DSP ve CHP'deki iç siyaset, partici muhalefet falan değil şu anda. Ülkenin durumu, insanların durumu, ülke nasıl yönetiliyor? Biz seçime gidiyoruz. Bunları konuşmuyoruz. Ali Mahir Bey, Allah aşkına. Bakın, madem öyleyse, özür dilerim. Madem öyle, ya bu ülke, onları da tabii ki konuşalım ama 16 yıldır, 17 yıldır, kaç yıl oldu iktidardasınız? 17. 17 yıldır iktidarda olan bir partiden bahsediyoruz. Kaç seçim girmiş ama bir türlü iktidar olamamış ya da... O zaman hiç bunları konuşmayalım mı? Tabii ki konuşacaksınız ama bu ülkenin asıl meselesi... Cumhuriyet AK Partisi. Hayır, muhalefet meselesi midir aslında baktığınızda? Bakın. Madem öyle, bakın, yani bunları konuşsak, şimdi muhalefet, muhalefet görevini... CHP iktidarı gelecek mi yani? Hayır, Mahir Bey'in istediğini de konuşalım ama bakın siz demin dediniz ki... Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben engellemeye çalışıyorum. Yani bunu geri bakın, almanız gerekiyor. Muhalefet, yanlış. Muhalefet bakın, Türkiye'de yeterince sesini duyurabiliyor mu? Bugün tamam, muhalefet yapanlar beka sorunundan dolayı hain ilan ediliyor bu ülkede. Ali Mahir Bey, Türkiye'nin nabzındasınız, habercisiniz, konuşuyorsunuz. Lütfen o yüzden eleştirinizi söyleyin. Sesi çıkmıyorsa muhalefetin, bu eksiklik muhalefetindir. Sesini duyuramıyorsa bu eksiklik muhalefetindir. Ama şimdi biz burada bu meseleleri tartışırken bugüne kadar hiçbir siyasi iktidarın ben örtülü ödeneklerini kendi şahısları için
veyahut da seçimlerde kullandığına inanmıyorum. Ne kadar kullanıldığını biliyor muyuz? Bakın rakam çok, ayrı bir şey. Açıklansın mı diyorsun? Evet, açıklansın. Yani, ödenek dediğiniz yani güvenlik için, gizli istihbarat faaliyetler için falan kullanılan bir ödenekten bahsediyorsunuz. Ülkenin özel yani operasyonları için kullanacağı. Bunun seçim için kullanıldığını mı iddia ediyorsunuz? Yani bu iddia altından kalkılabilir bir iddia değil. Fevkalade marjinal iddialar bunlar. Ve siz bunları ispatlayamıyorsanız böyle bir canlı yayında dile getiremezsiniz. Ben şunu söylüyorum. Olayı kesinlikle ve kesinlikle saptırıyorsunuz. Ne istinaden bunu söyledi? Denetlenmeyen bir bütçe var Türkiye'de. Dayanağınız var, kesinlikle var. Bir partinin iktidar partisinin seçim için kullanılıyor dediniz. Ama bu ilk değil. Neden ANAP döneminde tartışılıyordu? Bakın Ali Bey. Özal döneminde niye tartışılıyordu? Ali Bey. Neden tartışılıyor? Şimdi niye tartışılamıyor? Ali Bey. Bakın her türlü şeyi tartışırız. Siz Özal döneminde örtülü ödenekle harcanan para neden tartışılıyor da şimdi tartışılamıyor? Hiçbir delil olmadan çok vahim iddialar atıyorsunuz. Ali Bey, örtülü ödeneğin nasıl kullanılacağı, açıklanamayacağı, sorgulanamayacağı, Cumhuriyet kurulduğundan bugüne kadar örtülü ödeneği iktidarlar kullanmıştır. Örtülü ödeneğin nasıl ve nereye kullanacağını Sayın Özal döneminde tartışılıyordu bu rakam. Bakın da hiç kimse vermedi ama hiç kimse de bugüne kadar nereye kalem kalem harcadı demiyorum. Rakamların yüksekliğini ama seçimi söylüyorum. Harcadı yapmayın, diyorsun. Ne istinaden diyorsun? Tabii ki kullanıyor. Bir örnek vermeniz lazım. Nasıl efendim? Örtülü ödenek tartışması mı yapıyor? Sadece örtülü ödenek değil. Ama örnek vermeniz lazım. Şimdi, bir iddia yapmayın, var ortada. Yok, bir şey demiyorum. Seçimlere tekrar. İspatı mümkün olmayan bir iddia bir de. Yani ispatı mümkün olmayan bir iddia. Örtülü ödeneği. Tamam. Örtülü ödeneği seçime harcayan rakamlar mutlaka sizin ihanet eder. Olabilir mi yani? Bir dakika. Örtülü ödeneği rakamları açıklanır ama nereye harcandığına dair bir açıklama hiçbir zaman yapılmaz. Aynı şeyi söylüyorum bakın. Ama hayır siz bir iddiada bulunuyorsunuz. Açıklanamaz zaten. Bakın siz açıklansın diyorsunuz. Açıklansın demiyorum. Bakın, hayır, bakın Cumhurbaşkanı örtülü ödeneği nereye kullandığı, ne yaptığını bilemiyorsunuz. Öyle yüksek rakamlar var ki. Bakın bu durumlarda elde bir belge varsa örtülü ödenek şuraya harcanmış denir. Ama böyle örtülü ödenek rakamı açıklanır. Şu kadar harcanmıştır. Siz kıyaslama yaparsınız canım. Özal bu kadar harcadı. Evet Cumhurbaşkanı bu kadar harcadı. Ulaştırmayacak mı? Aslında ben Cumhurbaşkanı bir örneklerden bir tanesiydi bu. Anladım. Ama seçimi yanlış tartışmıyoruz. Geldik. Yani şimdi bu seçime dönelim. Seçimde kullanıldığına dair bariz bir kanıt varsa ve bütçede de mecliste de bu konu tartışıldı. Ali Mahir Bey var bakın, mı belgeniz? Tartışılabilir. Yanlış bir tartışma. Yanlış bir tartışma. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kullandığı bir ödenekten bahsediyorsunuz. Yani hani bekaniye tartışılıyorsunuz ya tamam seçimde tartışılmasın ama tam da o meseleler üzerinden. Seçime tekrar dönmek istiyorum ben. Şükrü Bey de deneyimli bir gazeteci. Dolayısıyla bu tartışma nereye varacak biraz onu anlamadığınızı mı söylediniz bilmiyorum ama o tartışmadan çıkmak istiyorum ben seçime dönersek eğer. Az önce tartıştığımız DSP'nin CHP'nin oylarını böler mi ilgilisi? Gerçi onunla ilgili görüşünüzü söylediniz ama o noktada ilave edecekleriniz var mı? Ben izninizle sayın şimdi diyecek ki CHP'ye sadece konuşuyoruz ama Önder Aksakal diyor ki ben CHP'nin oyunu bölmüyorum. Benim varlığım esasen senin yıkmaya çalıştığın iktidarın yok edilmesine bir destektir sözü var. Bu sözden ne anlıyoruz? Ben sahada baktığımda seçmen böyle algılamıyor. Yani Sayın Başkan'ın söylediği gibi algılamıyor. Tamam. Söylediğim gibi CHP'ye küskün olan isimlerin topluca bir adresine dönüşmesi CHP'ye karşı bir operasyon olarak değerlendiriliyor seçmen tabanında. Söylediğim o ve bu çerçevede de görünen o ki evet söylediğiniz gibi Şişli'de şurada burada belli bir oy potansiyeline ulaşılabilir. Ama bu gidişat ben de size söylüyorum o CHP seçmen kitlesinde bir konsolidasyona oluşacak. Kitlenme olacak. Evet kitlenme olacak. Cumhurbaşkanı da sahaya çıktıkça demin söylediğim söylemi de arttırırsa o şekilde devam ederse yani bu terörist bağlantısı HDP. Bakın mesela HDP ile CHP ittifak içinde gösterir. Neden? HDP şuralarda aday çıkarmadı. Bugün HDP Şanlıurfa'daki adaylarını çekti. Kimin lehine çekti? Saadet Partisi. Saadet Partisi lehine çekti. Şimdi ne oldu? Yani ittifak nasıl oluyor? Ya da bakın Galip Bey söyledi. DSP adayını kim destekliyor Antep'te? HDP de destekliyormuş. Stratejik bir karar alıyor. Bu tartışma zeminde yüründüğünde ben CHP seçmeninin giderek daha fazla konsolide olacağını ve o çerçevede DSP oylarının bir azalmaya yani siz, şimdiki tahmininizden sağdasınız aynı zamanda. Katılımın nasıl olacağını düşünüyorsunuz? Çünkü 2014'teki mali idareler seçimlerinde katılım oranı 89.48'di yanlış hatırlamıyorsam. 2019'da ki nasıl bir %80'in altında olma ihtimalinden bahsediliyor. İşte CHP'nin küskün seçmenlerinden, HDP'nin işte sandığa gitmeyecek seçmenlerinden bahsediliyor. Siz ne görüyorsunuz? Şimdi Dilem Hanım, Türkiye'de 17 yıldır ilk kez bir seçimde %50 diye
aşağı yukarı hani iktidar ve muhalefet blokunu nitelendirelim. İlk kez %50'lik kitlede ortak bir duyguyla seçime gidiyor. %50 kitlede. Evet. Hangi duyguyla gidiyor? Ekonomik kaygılarla ilgili. Anadolu'da ciddi bir şekilde işsizlik üzerinde. Anadolu'da size söyleyeyim, ekonominin de önünde, ekonomideki bu belirsizliğin de önünde bir işsizlik tedirginliği var. Mesela geçen ay bir ayda 200 bin kişi işini kaybetti. Bugün bile mesela okudum, Kütahya'da 950 işçinin olduğu bir fabrika tamamen kapatıldı. Büyük kentlerde ise etiketler önemli. Etiketlerdeki artışlar, pazar fiyatları, o rakamlar ciddi kaygı nedeni. Ve bu, çok samimi söylüyorum, ben gidiyorum pazarda ve kenarda duruyorum. Fark ediyorum yani muhafazakar insanlar, genellikle kadınlar pazarda. Aralarındaki konuşmalarını dinliyorum. Bu kadar böyle bir etiket görmedik. Ya bu etiketler ne? Böyle fiyat mı olur? Şimdi bu çerçevede mesela tanzim satış doğru bir adım olarak görülüyor. Ama şöyle de bir kaygı oluşuyor. Bu doğru adım. Yöntemi yanlış. Hı hı. Çünkü pazarcı var, manav var, kabzı mal var, hal esnaf var. Onlar diyorlar ki, ya diyorlar bana ucuz verdin de ben satmadım mı? Bana gelen maliyet bu. Ben elektrik veriyorum. Bugün benzine zam geldi. 18 kuruş. Geçen hafta yine geldi. 27 onların kuruş. Paralarını etkiliyor. Ben yanımda işçi çalıştırıyorum. Onlar belediyeden işçi getiriyorlar. Bir de belediye getiriyor, çay ocağı da kuruyor o tanzim satışlara. Millete çay da ikram ediyor. Ben onu da yapamıyorum. Peki ben neyle geçineceğim diyor. Ve bunu söyleyen insanların tamamı neredeyse AK Parti'ye. Geçen seçimlerde AK Parti'ye oy vermiş. Siz ekonominin belirleyici olacağını düşünüyorsunuz. Bu sandığa, benim sorum şu, hem Anadolu'da hem de büyük şehirlerde. Sandığa gitmeyi nasıl etkileyecek peki sizce? O noktada ben iki tarafta da hem Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde bir küskünlük, kırılganlık var onu biliyorum. Hem de AK Parti seçmeninde. İki parti de CHP başaramayabilir. CHP'nin yerine Cumhurbaşkanı o işi başaracak. Benim gördüğüm o. Cumhurbaşkanı CHP'deki kitleyi ve HDP'deki olası kırgın kitleyi seçime sürükleyecek. Onun ben farkı CHP neyim? Neden başaramayacak bunu? Hayır yani CHP işte iş tartışmalar, CHP. Şunlar bunlar, zamanlama sorunu. Hadi öyle farz edelim, en azından öyle düşünelim yani. Ama Cumhurbaşkanı mı CHP kitlesi? Şimdi Cumhurbaşkanı o da ilginç bir henüz şey sahaya tam olarak çıkmadı. Evet. Çıktığında iki tarafı da seçime doğru itekleyecek, benim görüşüm o. AK Parti'deki o kırılgan kitleyi ne kadar götürecek, bu taraftaki kitleyi ne kadar götürecek? Benim bir görüşüm var ama o kadar da fazla iddialı konuşmayayım. Söyleyin ama. Göreceğim yani. Analiz sonuçta bu. Söylemin yanlış olduğunu düşünüyorum. Tekrar söylüyorum. Yani Galip Bey kabul etmesine. Hangi öyle? Bu terörist söylemi, ha, bu zillet söylemi. Bakın Galip Bey. Siz iyi bilirsiniz bu işi. Bir dönem Cumhurbaşkanı başbakanken bunlar Zerdüşt söylemini geliştirmişti. Ben sahaya gittim ve Selahattin Demirtaş'la Anadolu'yu gezdim. Güneydoğu'yu. Sonra geldim AK Parti'nin bütün yöneticilerini anlattım. Çünkü Sayın Demirtaş'la ben kahveye de girdim, eve de girdim, gazetecilerin girmediği her yere. Beni hiç gazeteci olarak takdim etmedi. Yani gel dedi, gez dedi, gör dedi. Ben gezdim gördüm ve kendilerine anlattım. Bakın bu Zerdüşt söylemi ciddi bir şekilde HDP, o zamanki adı acaba aynı mıydı? Oy götürecektir. Çünkü Hadep. sizin seçmeniniz HDP'ye oy veren insanlarla birlikte camide namaz kılıyorlar. Siz bunlara Zerdüşt dediğinizde onlar alınıyorlar. Şimdi diyorlar Sayın ki, Cumhurbaşkanı birlikte Zerdüşt lafını HDP'ye oy verenler için söylemedi. Bakın Galip Bey, bir şey de yanılıyoruz. Zerdüşt lafını. Bunu eleştiren birilerinden biri de benim. Ben söyleyeyim. Kime söyledi? Galip Bey, anlatayım. Bakın söyleyeyim. Siz o bölgedesiniz. Cumhurbaşkanı bunu PKK'ya yönelik söylüyor olabilir. Ama öyle bir algı oluşuyor ki bakın, bugün olay da o. Siz Şükrü istediğiniz Bey, kadar bunu sizin söylediğiniz hayır, sonuç ne oldu? Ne bakın, oldu? Hayır, bir şey söylüyorum. Şükrü o Bey, seçimlerde ne oldu? Bakın galiba? Ben de söyledim. Ben mi haklı çıktım, siz mi haklı çıktınız? Şükrü Bey, ben de Sayın Cumhurbaşkanına bu Zerdüşt söyleminin muhafazakar Kürtleri rahatsız ettiğini söyledim ve eleştirenlerden biriyim. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın kastı hiçbir zaman HDP seçmeni ve Kürtler efendim, olmadı. Ben ona itiraz olmadı. Etmiyorum. Ama, bakın, ama birileri böyle ki bir algı yaratmak istiyorsa ve bu algıda eğer rahatsız ediyorsa bu söylemden vazgeçmiştir zaten. Söylemedi ondan sonra. Tamam, çok güzel. Vazgeçti. Bakın, şimdi bunu PKK'nın bakın Galip Bey ona gelecek. Bakın, vazgeçildi ama iş işten geçti. Hayır, hayır. Şimdi aynı kez şey ne oluyor peki? Yine iş işten geçecek diyorum. Sizin dediğiniz doğru olabilir. Yani Cumhurbaşkanı HDP seçmeninde bunu demiyor. Ama asla ben de size diyorum ki
O seçmen bunu böyle algılıyor. İster kabul edersiniz, tamam, algıladığı ister için zaten bunu söylemekten vazgeçti. Yoksa kastı Pekken'in propaganda kasetlerinde Zerdüştlük propagandasını yaptığını geçmişte ben de gördüm. Buna benzer bir takım bilgilerden yola çıkarak Sayın Cumhurbaşkanı böyle söylemişti. Asla HDP seçmenine Zerdüşt lafını kullanmadı, kullanmazdı. Üstelik o dönemde başka bir ortam vardı. Yani çözüm süreci de vardı. Şu anda terörist lafı da aynı şey. Yani terörist lafını hiçbir zaman HDP seçmenine Sayın Cumhurbaşkanı özellikle Galip Bey tekrar söylüyorum. Ben de biliyorum ve oraya da gelecektim. Sonuçta da Zerdüşt söyleminden vazgeçildi diyecektim. Bugün de bakın yine aynı şeyi söylüyorum. İster kabul edin ister etmeyin. Ben sahada gördüğümü söylüyorum. Bu söylem HDP seçmeninin alınmasına neden oluyor. Ve doğru bir söylem değil diyorum. Karar sizin. Karar Sayın Cumhurbaşkanı. Ama ben diyorum peki, ki rahatsız bu politika... olan HDP seçmeni CHP yönelir mi? Yönelir. Gider mi diyorsun? Yönelir, evet. Adaya yöneliyor. Adaya mı yöneliyor? Adaya yöneliyor. Örneğin bakın zaten bir ittifak var. Evet. Bakın zaten bir ittifak var. Bu ittifak da açık bir şekilde dillendiriliyor. Örtülü ve açık ittifaklar var. Bu ittifakta HDP Batı'da ilk defa aday göstermiyor. Aday göstermemesinin sebebi de Batı'da belediyeleri kazanabilme şansı yok. Kazanamadığı yerde hiç olmasa CHP'ye destek olmak, AK Parti'nin adayları kazanmasın diye aday göstermiyor. Bunu zaten söylüyor. CHP de söylüyor, HDP de söylüyor. Bu peki ancak büyük şehirlerde nasıl bir etki yaratır? Bu örtülü bir ittifaktır. Açık açık ittifak yaptıklarını dahi söyleyemiyorlar. Çünkü açık bir ittifak söyleminin Batı'da ters tepeceği kanaatindedir. Ama ben de geçen programda da söyledim. Şimdi İstanbul için değerlendirelim. CHP yüzde son seçimde %24 oy aldı İstanbul'da. HDP'de 13'e yakın oy aldı. Hı hı. Topladığınız zaman 47 eder. İyi Parti'yi de üstüne koyarsanız Saadet'le birlikte 50'yi geçti. Zaten normalinde Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'da alması gerekir. Ama siyasette bunun böyle olmadığını, çünkü Kürt seçmenin içinde muhafazakar, dindar, hatta şeriatçı, hatta zengin, fakir, her sınıftan, her kitleden, her görüşten insan var HDP seçmenin kitlesi içinde. Burada Kürtlerin yani CHP'ye karşı bir mesafesi, bir farklı bakışı var. Muhafazakar Kürtler, yani HDP'ye oy veren muhafazakar Kürtlerden bahsediyorum. Çünkü sekülerler... İstanbul'daki Kürt oylarının geçmişten bu yana 60'ı 65'i zaten AK Parti'ye oy veriyor İstanbul'da yaşayan Kürtler. Geriye kalanı HDP'ye oy veriyor. Ben HDP'ye oy verenlerin İstanbul'da kendi adayını çıkarmaması halinde tamamının CHP'ye gidemeyeceğini, işaret etse bile gidemeyeceğini iyi biliyorum. Neden mesafeli? HDP'nin muhafazakar seçmenleri CHP'ye kolay kolay gidemez, oy veremez. Hı hı. Ha bu yüzde kaça tekabül eder? Bu yüzde 13'ün kaçı muhafazakardır? Kaçı, mi oy ve tamamı da seçime de gitmeye, sandığa da gitmeyenler olabilir. Aday etkisini düşünüyor musunuz? Muhakkak ki aday etkisi vardır. Yani mahalli seçimlerde aday etkisi her zaman vardır. Galiba. Binali Bey'in buradaki faktörü ne olur peki Sayın? Yani Binali Bey'in kendisi de Kürt olduğunu iddia ediyor. Yani şimdi hani Binali Bey de Kürtlerin mesafeyle baktığı bir aday değil. Yani sonuçta o bölgenin insanı. O bölgenin insanı ve yumuşak huylu bir insan, daha liberal, daha farklı, yani sevecen. İstanbul'da trafik sorunu en büyük sorunlardan biridir. Bu soruna önemli katkı sunmuş. Galip Bey, zillet ittifakı, terör ittifakı sözcüğünü nasıl açıklıyorsunuz? Bakın siz yere doğru buluyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanı'nın propaganda süresi içinde kitlelere yaptığı konuşmaları, yani konuşmaları her zaman daha dikkat çekici olsun diye seçimlerde daha uç örneklerle tarif edersiniz. Yani millet hakaret ediyor. Tarif edersiniz. Ama bunu kullanırken yani sanki CHP ve diğer partilerin buna benzer hiçbir söylemi yokmuş gibi sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözleri üzerinden bunu yorumluyorsunuz. Buna benzer sözlerin aynısını CHP'liler de CHP veyahut da farklı siyasi partiler de kullanıyor. Ama bunları özellikle propaganda döneminde, seçim propaganda döneminde daha çarpıcı cümlelerle anlaşılır olabilmesi için de, dikkat çekmek için söyleniyor. Çok özür ama diliyorum. Bu seçmen suçlanarak söylenmez. Ona bakarsanız Veli Ağbaba işte şeyde AK Parti'ye oy verenlerin elleri kırılsın dedi. Bir dakika, çok kısa bir şey söyleyeceğim. Yani oy veren %50 seçmenin elleri kırılsın gibi çok ağır ifadeler de kullanıyor. Çok özür diliyorum. Evet. Kemal Bey'i eleştirebilirsiniz. Evet. AK Parti seçmene çöplük dedi mi? Alçak dedi mi?
Bu kullanılacak bir dil dedi. Lütfen ben size seçmene soruyorum. Kim alçak dedi? Bakın. Kim dedi? Ya. Yok böyle bir şey. Zillet ittifakı diyor, alçak bakın, diyor, bölüyor asla, diyor. Asla, bunu söylüyor. Asla. Çöplük asla. Kelimesini doğru buluyor musunuz? Bakın. Bu dört kişiden bir tanesi bu partiye oy veriyor. Bakın, doğru buluyor musunuz? Çöplük lafı seçmene kullanılmadı. Kime kullandı? Çöplük lafı bir kime partinin kullandı? Bir partinin evet. Yönetim tarzına kullanıldı. Yapmayın. Yapmayın. Bak ama o zaman iyi dinlememişsiniz. Dört kişiden yani şimdi bu çok zorlama veriyorum. Zorlama değil sizinki zorlama biliyorum. Ya hiç bir CHP zaman, diye başlayıp saydırıyor yapmayın lütfen yapmayın. CHP'lilere çöplük lafını hiçbir AK Partili ve Cumhurbaşkanı kullanmadı. Çöplük siyaseti dedi. Bir de şimdi bazı... Çok özür diliyorum. İki gün önce, benim başıma geldi. Bir soru önergesi verdim, çıktı. O soru önergesini okumadan önce bu vekil Rum ağzıyla konuşuyor dedi. Ama Yunan mısın dedi. Ama bu eleştiridir. Bu eleştiri midir? Bu bir eleştiri midir? Bu bir eleştiri midir? Bu ülkenin bir milletvekiline bunu söylemek eleştiri midir? Bu doğru değil midir? Rum musun? Bu bir eleştiridir. Bakın zaten ya az önce bunu söyledim. Bu bir bakın kullandığımız dile dikkat etmek zorundayız. Sayın Kılıçdaroğlu da beni kastederek benzer eleştirilerde bulunmuştu. Kullandığımız dile dikkat bakın, etmek zorundayız. Sayın Kılıçdaroğlu da doğru beni kastederek. Ne söylemişti size? Yani geçmişte terörist cenazesine gitmiştir diye bana da söylemiştir Sayın Kılıçdaroğlu. Ha buna herkes söylüyor Sayın tamam Cumhurbaşkanı. Tamam da. Hayır ama yani sizin lideriniz de bunu söyledi. Bunu cevap olarak söyledi. Sizin bunu lideriniz de söyledi. Bunu sizin ama için cevap olarak CHP'li, söyledi. Bakın, CHP'li seçmene bakın, Sayın bakın, Cumhurbaşkanı çöplük lafını kullanmadı. Çok özür diliyorum. Bunu demekle yanıltmış oluyorsunuz. Yani beyefendi, kullanmadı bir laf. Çöplük siyaseti dedi. Bakın bir şey söylüyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın tam sözlerini söyleyeyim. Hani Mahir Bey dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı. Ama CHP çöp demektir, hava kirliliği demektir, susuzluk demektir. CHP'nin İstanbul Belediyesi'ni yönettiği dönemden bahsediyor. Seçmene hakaret yok burada. Yani bakın genel olarak seçmene hakaret yok. Anladım. Çöplerin patladığını hatırlıyorsunuz lazım. Ümraniye'de. Ya, ben burada her tarafın çöp içinde diyemem. Olduğunu hatırlıyorsunuz AK İstanbul'da. Çöp bunu kastettim. Bakın bu doğru bir dil değil diyorum. Ama CHP seçmeninde böyle bir algı yaratılıyor. Ama yok böyle bir şey ifade edilmedi. Şey ben... Okuduğunuz sözden o mu anlaşılıyor? Bakın. Yani. Parti yönetimine doğru bir eleştiri var. 10 saniye geçmişte İstanbul'u CHP yönetirken burada çöplerin Ümraniye'de patladığını, insanların öldüğünü, CHP'nin hani belediyeciliği anlamında CHP'nin çöplüklerin akla geldiğini bakın, bu doğru bir tarz değil. Bu eleştiridir. Bak, doğru olup olmadığını da halk karar verir. Bakın ben mitinglerde ben her gün Sayın Cumhurbaşkanı dinliyorum. Bizim bir milletvekilimizin, genel başkan yardımcımızın şehit cenazesine gittiğini iddia etti Cumhurbaşkanı. Kemal Bey de sizin gittiğinizi söyledi. Aynen böyle oldu. Evet. Saptırmayalım, lütfen saptırmayalım. Hayır. Benim genel başkanım Galip Bey şehit cenazesine gitti falan demedi. Bu doğru bir dil değil. Bakın, ülke bölünüyor, ülke ayrışıyor. Ülkeyi ülke, kartel gibi ikiye bölünüyor, yok, şu şekilde bölünüyor. Falan yok. Bu bakın, seçimdir ya, herkes propagandasını hayır, yapar. Ülkenin bölündüğü falan yok. Düzgün bir dil kullanmak zorundayız. O zaman ya Sayın Kılıçdaroğlu her gün hakaret ediyor ve bu hakaretleri mahkemede ceza ile sonuçlanıyor. Bu yargıyla. Ceza, bu yargıyla. Kaç Allah aşkına. Ceza davası bu yargıyla. Aleyhine sonuçlandı. Bu yargıyla. Kullandığı üslup ve dil hakaret ve küfürden dolayı ceza yedi. Türkiye'deki insanların yani. %80'i bu yargıya güvenmiyor. Ama olur mu ya? Sayın Başarır, peki teşekkürler. Dil yardım dediğiniz zaman herkes bu dile dikkat edecek. Bu yargı. Evet. Yargıyı bırakın, konuştuğu ne kelimeler yazık ortada. Ben açıkçası bu tartışmanın çok faydalı olacağını düşünmüyorum ve sizin bazı şeyleri karıştırdığınızda yer yer kişisel davranınızı düşünüyorum. Çok özür dilerim. Yani şimdi kişisel derken ya kendi sizin meseleyi burada konuşmayalım ama kişisel alıganlıklar üzerinden yorumlara da gitmeyelim. Şimdi bir yandan diyorsunuz ki Tayyip Erdoğan seçmene çöp dedi. Benim de bildiğim kadarıyla böyle bir şey, bir kere Tayyip Erdoğan gibi bir siyasetçi bunu yapamaz. Yapmaz. Hiçbir tabana karşı yapmaz. Ne HDP tabanına ne CHP tabanına. Ayrıştırıcı dil kullanıyor derseniz onun üzerine konuşabiliriz. Haklı olabilirsiniz ama bir tabana Tayyip Erdoğan gibi gelmiş geçmiş en yüksek oyları almayı başaran ve bunu sürdürmeyi başaran bir siyasetçinin bunu yapması kendisiyle çelişmesi oluyor. Öncelikle doğru bilgi vermek lazım. Yanlış bilgi vererek kafaları da karıştırmamak lazım. Tezek kelimesini ben mi kullandım hanımefendi? Bakın önemli olan... Lütfen ben bunu soruyorum da tezek kelimesini ben mi kullandım? Nerede kullanmıştı ya, bağlamından kullandı, konudan lütfen konuya atıyorsunuz. Ya bakın tamam buna. Tamam da mesela HDP'ye PKK'lı demeyi yanlış buluyorum diyebilirsiniz ama HDP'li seçmene PKK demiyor. Sizin hafızanıza daha çok güveniyorum. Kullanmadı mı? Açın bakın. Kullandı bunu.
Kullandı. Hangi cümle içinde kullandı ama ne dedi onu söyleyin yani anlaşılsın. Evet. Ha partiye söyleyebilir, şey seçmene söylemez, böyle bir ayrım var. Hayır hayır. Yanlış hangi bilgi veriyorsunuz. Cümlede kullandı? Siz diyorsunuz ki seçmene çöp diyor. Hayır, affedersiniz bakın, tezek diyor. Şunu bunlar söyledim. Yanlış. Bu partiye 4 kişiden biri oy veriyor ve bu seçmene saygı duymuyor. Onların oy verdiği partiye hakaret ediyor dedim. Bu hayır, kadar. Siz öyle ama demediniz hangi, efendim. Bunu siz söylüyorum seçmene, hanımefendi. Nereden siz, çıkartıyorsunuz siz? Ya deminden beri siz evet, seçmene alçak dedi diyorsunuz. Ya tezek dedi, çöp dedi. Bunları kullanıyor dedi. Bunlar doğru değil. Ve peki, bu sağlıklı bir tartışma ortamı da değil. Şimdi evet. Diğer şey başlıklı değil. Daha doğrusu buradan devam edelim ama işte bu tüm bu tartışmalar seçmende nasıl bir algı yaratıyor sizce Nagihan Hanım? Ya bir öte yandan işte İstanbul'da Doğu ve Güneydoğu'dan gelen Kürt kökenli seçmenler var. CHP seçmeni var. Sonuçta AK Parti'nin de bir şekilde Binali Bey'in de kazanabilmesi için belki CHP'li seçmenden de oy alması gerekecek. Bilmiyorum, ne dersiniz? Nasıl yani olacak peki? Bu adaylar üzerinden bu tartışmalar gidecek yoksa bu ideolojik tartışmalar seçmene nasıl yansıyacak? Şimdi tabii hem isim üzerinden hem yer üzerinden tartışmak gerekir. Benim takip ettiğim, yıllardır takip ettiğim Binali Yıldırım'a Kürt vatandaşlar sıcak bakar. Binali Yıldırım AK Partili Kürtlerden de HDP'nin içinde muhafazakar eğilimli Kürtlerden de oy alma potansiyeline sahip bir isimdir. Yani AK Parti içinden herkes için aynı şeyi söyleyemem. Ama HDP'ye dönük bu eleştiriler HDP seçmeninde işte muhafazakar işte Kürt seçmende bir kırgınlık yaratmaz mı? Yani şimdi Türkiye'nin mevcut bu iki bloklu ortamında HDP seçmenin önemli bir kısmı Binali Yıldırım'a oy verecek diyemem elbette. Ama CHP adayına oy verdirmek tarihsel olarak Galip Bey çok iyi bilir, biraz önce anlattı. CHP için sandığa gitmek kolay bir şey değildir. Hafızalar o kadar kolay değişemez. Evet, bir kısım HDP seçmeni CHP'ye Ekmelettin İhsanoğlu gibi bir isme, belki hani klasik katı Kemalist bir CHP'liyi sembolize etmediği için gidebilir. Ama yine de bir kısmı bence de sandığa gitmeyecektir. Bir kısmı da Binali Yıldırım ismini görüp AK Parti'ye dönebilir. Yani ben İstanbul özelinde böyle bir tablo görüyorum. Demirtaş'ın şöyle bir açıklaması var, diyor ki işte ben AK Parti AKP'nin yerinde olsam HDP'yi ve tabanını el üstünde tutar toz kondurmazdım. Çünkü işte siyasi kaderiniz artık HDP'lerin tavrına göre şekillenecek. Bu kadar net bir tablo görüyor musunuz? Yani hem İstanbul'da hem Ankara'da ve diğer yerlerde HDP bu kadar belirleyici mi olacak? Yerden yere göre değişir. Elbette ki HDP tabanı diğer bütün parti tabanları gibi çok önemlidir, değerlidir. Şimdi de HDP birçok yerde aday çıkarmamış bir parti. Hı hı. Ve AK Parti'nin de Kürt vatandaşlarla kurduğu ilişki de önemli. Yani AK Parti aslında bugünlere taşıyan da o ilişkidir elbette. Şimdi bu ilişki bugün devam ediyor mu? Ne kadarı var, ne kadarı yok? Bunların hepsi tartışılabilir ama biz oturduğumuz koltuklardan neyin doğru, neyin yanlış olduğunu konuşmaktan ziyade ben kendi adıma söyleyeyim, bir şeyi analiz etmeyi daha sağlıklı bulurum. Hı hı. Şimdi demokraside iktidara gelmek için en fazla oyu almanız gerekiyor. Bugünkü mevcut siyasi ortamda bir ittifak var bir tarafta, diğer tarafta başka bir ittifak var. Şimdi AK Parti ve MHP ittifak ediyor ve oyları maksimize etmeye çalışıyorlar. Tamam. Bu doğrultuda bir takım mesajlar veriliyor, işte bir takım konuşmalar yapılıyor. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın çizgisine baktığımızda hakikaten genel olarak her seçimden önce belli bir stratejiyle hareket eden ve oylarını da artırmayı şimdiye kadar ya en azından iktidarda kalacak kadar olmayı, zaman zaman düşüşler oldu seçimlerde ama en fazla oyu almayı başardı. Şimdi bugünkü ittifak gereği söylemler, verdiği mesajları ben açıkçası Türkiye'nin mevcut durumuna ve Cumhur İttifakı'nın ruhuna son derece uygun buluyorum. Ama Sayın Akşener'in de şöyle bir iddiası var. Diyor ki ilginç bir şey var. İmralı ile görüşmelerin başladığı gibi çok iyi, önemli bir iddiada bulundu. İmralı ile görüşmeler hiçbir zaman bitmedi ki. Yani bu tepede çözüm sürecindeki gibi görüşmeler değil ama elbette ki arka kanallardan, istihbarat üzerinden görüşmeler her zaman vardı ve şu anda da var benim bilgim dahilinde. Yani dolayısıyla şu anda da bunlar devam ediyor mu görüşmeler? Yani İmralı'yım. Nedir yani bu hiçbir için zaman kesilmiyor. Elbette ki bir terör örgütü lideri Türkiye'nin elinde hapishanede. O hem bir istihbarat kaynağıdır hem bir onunla iletişim tutmak bir kere devletin görevidir. Yani elbette ki devam ediyor. Şu anda da devam ediyor. Daha önce de vardı. Bundan sonra da olacaktır. Şimdi Meral Akşener'i seçim çerçevesine göre yani bu şu an lazım. Özel olarak yeniden başlamış, yeniden bu bir çözüm süreci anlamına gelmez şey ya. Yani. Öyle mi? Bu çözüm süreci anlamına gelmez. Ne anlama gelir peki? Yani az önce ya Nagihan Hanım'ın şey, bahsettiği yeni gibi her devletin böyle bir isim eğer elindeyse bununla ilgili bir takım görüşmelerin
hem istihbari anlamda dediği gibi hem de taktik anlamında her devletin yapacağı şeylerdir. Ve bu görüşmeler devam eder. Ancak bu görüşmeler bir sürecin başlaması anlamına gelmez. Çözüm süreci başlamıştır, bugün itibariyle bitmiştir. Yarın Türkiye'nin siyasi ortamında ne olur ne biter bugünden bunu kestirebilmek mümkün değil. Ama devletin yetkili birimleri bu görüşmeleri elinde tutarlar. Bu görüşmelere ilişkin bir takım bilgi ve programlarını sürekli zihninde tutarlar. Geçmişte Milli Güvenlik Kurulu ve Genel Kurmay'ın birçok senaryo üzerinde çalıştığı çalışmalar, bunlar hepsi basına yansıdı. Yani siz hiçbir şekilde normal bir mahkum gibi kapısını kapatıp sadece gardiyanlarla muhatap etmezsiniz. Ama bu bugün itibariyle böyle bir süreç vardır anlamına gelmez. Böyle bir çözüm süreci yok. Aslında orta vadede de olmayacak. Yani böyle bir hava da yok şu an. Böyle bir hedef bunun de yok. Bunun iklimi de yok bugün itibariyle. Ama ben Nergen Hanım'ın söylediğine çok katılıyorum. Şu anda tam da Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun bir söylem geliştiriliyor. Bence de sorun orada. Nergen Hanım. Sorun orada, şunu açıklayayım size. Cumhur İttifakı'nın politikası nerede belirleniyor noktasında bir şey. Mesela Zillet İttifakı nereden çıktı? Mesela BK sorunu nereden çıktı? Binali Yıldırım'ın aday gösterildiği halde meclis başkanından istifa gösterildiği an istifa ettiğini biliyorduk. Hepimiz Ankara'daki bütün gazeteciler biliyordu. Ama birdenbire Sayın Bahçeli çıktı. Ne istifasına gerek var dedi. Hatırlayınız, Türkiye olağanüstü halde seçime, referanduma gidemez demişti Binali Bey başbakan olarak. Sonra Sayın Bahçeli çıktı, niye gitmesin dedi ve gidildi. Binali Bey oradan geri adım attı, sözlerini vazgeçti. Sonra Binali Bey istifaya gerek yok, benimki dışımda bir tartışma dedi. Çok garipti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve TBMM Başkanı. Sonra ne fark edildi? Aa, bu söylem doğru değilmiş, bu yaptığımız doğru değilmiş. Bu Cumhur İttifakı'nın ruhu, söylemi, politikası nerede belirleniyor diye birdenbire istifa kararını, ama atı alan Üsküdar'ı geçmişti Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. O sırada herkes, mesela ben İstanbul'da metro kullanıyorum, siz de kullanıyorsunuz. Neydi metrodaki televizyonun adı? Metroda, sürekli yayın yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir Modyo televizyon. Sürekli olarak İstanbul için çalışıyoruz, altında da TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın ziyaretleri falan. Bütün metrodaki herkes diyor Allah Allah, meclis başkanı ama sürekli olarak İstanbul Büyükşehir Başkan adayı olarak. Bunu sürdürülebilir bulmadı mı? Şey, istifa etti. Doğru olan buydu. Ama resmi adaylık da yoktu. Ama yaptı. Geçti. Resmi başvuru olmamıştı. Anayasanın açık hükmü. Etik söylüyor. Hayır efendim, etik. Anayasanın açık hükmü. Bakın, özel bir hüküm. Doktoran 4. madde TBMM başkanı diye yazmış. Peki istifa siz etmesi bu tartışmaları bitirmedi mi diyorsunuz? Ama onun götürüsü fazla mı oldu? Oldu. Evet, gitti zaten. O görüntü zararı nereden dönülse kârdır. Bence herhalde en çok CHP üzülmüştür istifa etmesine, size söyleyeyim. İstifasını istemişlerdir ama istifa etmesine en çok onlar üzülmüştür. Peki. Çünkü bu seçimdeki adaleti, adil seçim sürecini inanın olumsuz etkiliyordu. Şu ruh açısından söylüyorum. Bu ruh nerede belirleniyor diye soru işareti var. Peki. Ama o bakın, onlar bakın, açısından Sayın Şükrü Bahçeli, Bey baktığınızda. Hayır, bakın Sayın Bahçeli bu ruhu belirlediği sürece sizin o söylediğiniz muhafazakar kitlelerde de bir dönüşüm olduğunu yani görmek lazım. Yani ben mesela benim iktidar görüşüm sahipleri açısından bakıyorum. Onlar 31 Mart seçimlerine giderken milliyetçi muhafazakar bir ittifak var. Ve bu dile uygun olarak konuşuyorlar ve Türkiye'de genel seçmen profiline de baktığımızda ve genel ortama da baktığımızda bunun üzerinden bir dil geliştiriyorlar. Sandıktan çıkmak konusunda baktığınızda bakın MHP seçmenini konsolide ediyor. AK Parti seçmenini konsolide ediyor. Sonra güvenlik, beka tartışmasıyla birlikte aslında genel durumdan yapıyor, endişe edenleri de kendisine çekiyor. Ve karşı tarafı zillet, ya bakın ben bunları hani ben doğru yapıyorlar ki, anlamadım diye analiz olarak diyorum ki karşı tarafa itiyor. Bakın sonra Meral Hanım diyor ki Abdullah Öcalan'la başlamış olabilir şey. Demek ki yani o da aslında kendi içinden benim gönlümde karşı taraftaki söylemde mantığını da ortaya koymuş şöyle yapalım, oluyor. Yani aslında verelim, çok ama ciddi olarak karşı tarafa alanını daraltan bir söylem üstünlüğüne sahip Cumhur İttifakı. Yani, şu anda Cumhur İttifakı'nın ruhunu belirleyen felsefe Cumhurbaşkanı felsefesi değil. Sayın Bahçeli'nin oluşturduğu bir felsefe. Olur ama mu öyle şey? Ama izninizle, herkes birbirinin Sayın hassasiyetine özen gösteriyor sadece. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da Bahçeli'nin
hassasiyetlerine özen gösteriyor. Sayın Bahçeli'yle Cumhurbaşkanı'nkine gösteriyor. Aday 16 yıldır böyle saygılı bir ilişki vardı hakkın aralarında. En son Türkiye Büyük Millet İttifakı. 16 yıldır görüyoruz bunu. Sayın Başarı 16 yıldır ittifak mı var? Bir dakika ara vereceğim ama ara vermeden önce şunu söyleyip tekrar dönünce beka tartışmasından devam edelim. Biraz zaman da daraldı. Meclis seçiminde Cumhur İttifakı'nın gördük. Orada hatta Sayın Erdoğan da Cumhur İttifakı'nın işte sadece seçimde sınırlı olmadığını, devam edeceğini özellikle vurguladı. Yani devam edeceğini bu kadar eğer düşünmüyorsa niye bu kadar vurgu yapıyor ki Sayın Cumhurbaşkanı? Bilmiyorum Şükrü Bey ne der ama reklamların ardından konuşalım. Biraz ara. Devam ediyoruz. Beka tartışmasında kalmıştık. Sayın Başarı siz nasıl görüyorsunuz? Beka tartışması üzerinden biraz yerel seçimlere gidiyoruz ama bunun sonucu ne olur? Seçmene nasıl yansır? Şunu söyleyeyim. Sağdını görüyorsunuz. Çok kısa, fazla vaktimiz yok. 96 yılda bu ülkede zaten bir beka sorunu var. Cumhuriyet kurulduktan beri oluyor. Her iktidarda vardır bu. Bu AK Parti'nin sorunu, bizim sorunumuz, İYİ Parti'nin, sizin, hepimizin ortak bir sorunu. Zaten bu ülkede bir beka sorunu yaşandığı zaman hepimiz ortak akılla buluşabiliyoruz. Bu AK Parti'nin sorunu değil. Burada sorun olan ilk kez bir iktidar, ilk kez bir cumhurbaşkanı bu kadar dert etti ve ilk olarak gördü. Demirel döneminde, Özal döneminde, Sayın Ecevit döneminde yok muydu? Vardı. Ama zaten iktidarın görevi bu. Biz burada yerel seçimi konuşacağız. Yoksulluğu konuşacağız. İşte gelemiyoruz ama ona evet, bir türlü. Yoksulluğu konuşacağız, insanların durumunu konuşacağız. Asgari ücretle insanlar kaç gün geçinebiliyor bunu konuşacağız. Projeleri konuşacağız. Gerçekten belediye başkanları bütçelerin ne kadarını sosyal belediyeciliğe ayıracak? Ne kadarını 1000 liranın altında ya da hiç maaş alamayan insanlara ayıracak bunu konuşacağız. Bunu konuşmak zorundayız. Seçimden sonra zaten beka sorunu, genel siyaset ve dış politika konuşulacak. Biz seçimde şu anda yoksulluğu, yolsuzluğu ve hukuksuzluğu konuşmak zorundayız. Kentli yoksulları, köylü yoksulları konuşmak zorundayız. Gerçekten çok kötü bir tablo var. Evet, çöpten ekmek toplayan insanlar var. Fabrikada çalışıp gece vardiyasında artık yemekleri torbaya koyup evine götüren insanlar var. Bu ülkenin 4 kişiden biri icralık. İcralık, 4 kişiden bir tanesi icralık. İcrada. Son olarak şunu söyleyeyim. Yerel seçimin veya bir seçimin gündemi ülkedeki insanların, vatandaşların durumu olmalı. Biz bir ay önce bunu konuşacağız. Peki. Bir muhalefet partisi olarak da her yerde bunu anlatacağız. Galip Bey, beka tartışmasına nasıl bakıyorsunuz? Şimdi tabii Ali Bey'in dediği Diyarbakır'dan gibi... Diyarbakır'dan baktığınızda nasıl görünüyor beka? Ali Bey'in dediği gibi seçimlere gidiyoruz. Seçimlerde bütün siyasi partiler bu ülkenin ekonomik meselelerini, tarım sorununu, var olan işsizlik sorununu, gelişmişlik sorunu, her şeyi konuşur. Yatırımlarını, projelerini, yaptıklarını, yapacaklarını anlatır. Zaten bunlar konuşuluyor. Sadece beka meselesi üzerinden mahalli seçimler yürütülmedi ki. Bütün bunlar konuşulurken konuşmanın bir parçası olarak ülkenin bir beka sorunu olduğunu da Sayın Cumhurbaşkanı söyledi, Sayın Bahçeli de söyledi. Şimdi muhalefet dedi ki, nereden çıktı bu? Mahalli seçimin gündemi mi bu? Mahalli seçimle bekanın ne alakası var? Var mı ilgisi? Mahalli seçimle değil, bekanın her şeyle alakası var. Bu ülkenin geleceğinin her şeyle alakası var. Ama mahalli seçimle ilişkilendirmemek lazım. Peki, Sayın 15 Temmuz, bu 2 yıl önce 15 Temmuz'u yaşamadık mı? Gezi hadisesinde dış güçlerin bu meseleye dair ilişkilerini ispat edemedik mi? Ve en sonunda da Sayın Cumhurbaşkanı'nın canlı yayında 2 gün önce zannedersem televizyonda bu beka sorununu anlatırken mahalli seçimlerle nasıl ilişkilendirileceğini dair, hani bu ülkenin güneydoğusunda hendekler kazılırken, bombalar yerleştirilirken belediyenin araçlarının kullanıldığını, imkanlarının kullanıldığını tespit edildiğini, bunun hani mahalli seçimlerle ilişkilendirmemenin çok doğru olamayacağını, yani beka sorunu varsa
bunu bu şekilde de tarif edersiniz. 15 Temmuz'u da dersiniz. Orta Doğu'daki gelişmeleri de dersiniz. Trump'ın seçimleri etkilemek için tweetinden de bahsedersiniz. Veyahut da ekonomik olarak Türkiye'ye yapılan müdahaleden de bahsedersiniz. Birçok meselenin ard arda gelmesi AK Parti iktidarını etkilemek, zayıflatmak için uluslararası güçlerin müdahalesinden de bahsedersiniz. Ama bunun amacı aslında sadece AK Parti iktidarı burada iktidarı değiştirmek, sadece Cumhurbaşkanı'nı yıpratmak değildir. Amaç ne? Güçlü Türkiye'yi yıpratmaktır. Eğer bu güçlü Türkiye'yi yöneten bir siyasal iktidar varsa, bunun da bir lideri varsa, bunu hedefe koymak da uluslararası güçlerin bir niyeti olabilir. Peki AK Parti'nin bu niyeti dile getirmek bir beka sorucudur. Sayın Ensaroğlu, AK Parti'nin oyları düşerse, Doğu ve Güneydoğu'da da düşerse, İstanbul ve Ankara'yı da AK Parti kaybederse ne olur? Ya tabii ki bugün... Bu sadece bir yerel seçim midir? Yoksa siz bunu nasıl görüyorsunuz? Şimdi, varlık yokluk meselesi mi? Doğu ve Güneydoğu'nun tamamında düşerse, İstanbul ve Ankara'yı da kaybederse bu bir yenilgidir. Yani bunun da bir faturası olur bir siyasal bunun iktidara. Bunun bekayla bir ilgisi var mı? Sürekli bunu çünkü eğer AK Parti bunun dış güçlerin müdahalesi varsa, burada buraları ele geçirenler, buraları bu ülkenin geleceğine zarar vermek için kullanacaksa tabii ki beka meselesi vardır. Ama anlamadım, bunu biraz daha açar mısınız? Ama ya bir dakika. Bitti, ben, yani kazanırsa diyorsun, kaybederse. Hayır. Dış güçlerin etkisini mi anlamadım ben ne demek istediğini. Dış güçlerin evet. Seçimde eğer bir müdahalesi varsa. Evet. Eğer Amerika Trump'ın açıklamaları senin ekonomiyi yerle bir ederim. Ve ekonomine eğer gerçekten fiili müdahalede bulunup seçim öncesi sizin ekonominizin ciddi bir öyle şekilde bir şey yok yani şu anda. Yaşadık canım bunları. 15 Temmuz o yaşanmadı mı bu ülkede? Hendekler kazılmadı mı bu ülkede? Çadır mahkemeleri de kuruldu bu ülkede. Bunlar olmadı mı? Bunlar beka sorunu değil mi? Bunlar beka sorunu. AK Partisi yapmadı. Böyle bir sorun vardır ama kalkıp da mahalli seçimleri tamamen bu sorun üzerinden tarif etmek tabii ki doğru değil. Teşekkürler, teşekkürler. Nagihan Hanım, son size söz vereyim. Ben bir iki şey söylemek istiyorum. Çok bir kısa, önceki turda Şükrü Bey, Cumhur İttifakı'nın ruhuna tamamen Devlet Bahçeli'nin söylemi, egemen gibi bir şey söylemişti. Tamamen demedim, örnekler önemli verdim. Oranda. Örnekler ben buna hiçbir şekilde katılmıyorum. Evet, Devlet Bahçeli'nin de MHP'nin de bir ağırlığı var. Ama ben Mustafa Şentop örneğini vermiştim ama. Mustafa Şentop örneğin üzerinden zaten gitmek istiyorum. Bence çok doğru bir hatırlatma. Çünkü hem daha dün sonuçlanmış bir meclis başkanlığı seçimi var ve Mustafa Şentop tam anlamıyla bir özgürlükçü muhafazakar profildir. Bir hem de kıymetli de bir hukukçudur. Asla ülkücü kökenli değildir. Ve AK Parti'yi de iyi temsil eden bir isimdir. Dolayısıyla böyle bir ittifakın içinden genellikle peki, MHP üzerinden tartışılıyordu. MHP'ye hangi isim sıcak gelir gibi. Mustafa Şentop'un seçilmesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne kadar etkili, belirleyici. Kesin, AK Parti'nin Şentop'un ismiyle ilgili bir rahatsızlık de olduğu iddiaları da vardı MHP kanadında. Bakın hiçbir zaman Şentop'u da öne çıkmamıştı. Yani o, ben de bugün bununla ilgili de bir yazı yazdım. Evet. Aslında medya nerede yanıldı diye. Hayırlı olsun diye diyoruz Mustafa Hoca'ya da. Evet, hayırlı olsun. Ama bu Cumhur İttifakı'nda giderek MHP'lileşiyor iddialarına karşı çok net bir örnek aslında. Peki. Son söz cümlesi. Hiç alakası yok. Bu meclis başkanlığı seçiminin ruh meselesiyle benim görüşüm bu. Ama BK sorunu açısından bakıldığında bu tartışmanın gerçekten yanlış bir tartışma olduğunu söylemek zorundayım. Süren bitti biz ama belediye başkanlarımızı seçeceğiz. Hı hı. Bizi yönetecek belediye başkanlarımızı seçeceğiz. Bunun hendekle falan da ilgisi yok. Bunu oraya bağlarsanız o zaman da derler ki canım o hendekler kazanırken valilere işte şu eylemleri görmeyin talimatı verildiği de akla gelebilir. Yani bu bununla alakası yok. Şimdi Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu. Hı hı. Ekrem İmamoğlu seçildiğinde pardon bu ülkenin bekası tehlikeye mi girecek? Lütfen. Kimse öyle tarif etmiyor ama. Hayır sonuç. Yani, hayır. Sayın bunu, Bahçeli bunu söylerken de Sayın Bahçeli, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kazanırsa bu ülkenin bekası tehlikeye girer demedi kimse. İki aday var. Demez, Sayın Bahçeli bekası demez de zaten. Peki Sayın bu tartışmayı başka bir platformda yine yaparız. Ama bakın çok Sayın Bahçeli dedi ki kazanırlarsa bu dedi Türkiye'nin bekası olur. Kim var? İki tane aday var. Binali Bey dışında birisi kim var? O anlamda. Peki. Yani bunun bekayla alakası yok. Bir çok şey daha söyleyeyim. Halkın böyle baktığı da yok. Ama evet, muhalefet bu işi sürekli gündemde tutarak bir kere baştan kaybediyor. Söylem üstünlüğü diye bir şey vardır. Beka sorunu yok. Onun yerine şu var derseniz karşı tarafın söyleminin gündem belirlemesine müsaade edersiniz. Yani ben burada benim açıkçası biraz bu önce strateji yanlışının nasıl lazım sürdürüldüğünü anlayamadım. Malum böyle bir dönemde de reklamlar çok önemli. Çok teşekkür ediyorum sizlere. 26. dönem AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Habertürk yazarı Nagihan Alçı, gazeteci yazar Şükrü Küçük Şahin konuklarımdı. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Teşekkürler. İyi geceler. Hoşçakalın.